Yani şu anda ufak bir kendisi düzenleme yapıyor. Evet, Kamera anladım ses kadarıyla. düzenlemesi yapıyor sanırım. Nefise burada mı? Evet, Nefise burada. Ben kendisi şu anda aktif olarak da hem öğrenci hem çalıştığı için kamerasını biraz sonra açacak. Peki. Biz YouTube'a giriş yaptık Ayşe Hanım bu arada. Sanırım Tamamdır. halletti onu. Tamamdır. Evet. Evet. Sema Hanım hoş geldiniz. Sesinizi açabilirseniz. Evet, merhabalar. Merhaba. Herkese. Merhaba. Biz biraz programı toparladık. Yayına geçmek üzereyiz. Akışı zaten paylaşmıştık biraz evvelsinde. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Pekala. Evet, son iki Benim de yok. dakikamız. Ceren'imi aldım, Selma Hanım. Tamam. Özgür. Ceren Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba Ceren Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nevin Hanım katılacak mıydı acaba? Evet, buçuk Ayşe Hanım. Buyurun Peki. Selma Hanım, başlatabiliriz. Pekala. Hepiniz hoş geldiniz. Cineli'den Selma Dölek ben. Müze sorumlusuyum. Bugün genç müze topluluğuyla bir aradayız. Hatta onların ilk adımına eşlik ediyorsunuz. Bu yüzden hepinize teşekkür ederiz. Önce biraz genç müzeden bahsetmek istiyorum size. Onlar da çok heyecanlılar. Onlar da biraz yatışsınlar. Bugün aramızda 12 genç meslektaşımız var. Kendilerini az sonra tanıtacaklar kısaca. Ancak arkalarında farklı topluluklar, büyük organizasyonlar da var. Onlar 12 yalnız genç değil. Bizler genç müze fikrine nasıl ulaştık, nereden geldi bu iş? Aslında bizim çok gurur da duyduğumuz bir şey oldu. Ankara Rahmi Koç Müzesi ve Cineli Müzesi bu pandeminin getirdiği sebeplerle çeşitli platformlarda özellikle de Ayşe Hanım'ın davetiyle Rahmi Koç Müzesi'nde konuk olduğumuzda bir araya gelip konuşmaya, sohbet etmeye, daha sonra da müzelerimizi ziyaret ederek işbirlikleri aramaya başladık. Bu toplantıları gerçekleştirirken malum artık farklı bir dünyayı deneyimliyoruz. Ve müzeciler yeni ziyaretçi politikaları geliştirmeye ve farklı hedef kitlelerine ulaşmaya, hatta tanımaya, yeniden tanımlamaya çalışıyorlar. Biz de gençler üzerine yine tabiri caizse ahkam kesmeye başladık. İşte bunu isterler, şuradalar, şunu yapalım, bunu yapalım derken bizim aramızda yine genç bir müzeci var. Aramızdan en genci Pınar. Pınar Apaydın. Siz bunları düşünüyorsunuz ama belki de öyle değildir. Gençler bunları düşünmüyordur. Niçin onları sorma ihtiyacı duymuyorsunuz diye sorunca biz Rahmi Koç Müzesi işbirliğiyle böyle bir yola gittik. Pınar'a bu güzel fikir için
Teşekkür ediyoruz. Hem Gençlik Haftası'nda hem Müzeler Haftası'nda bir araya geleceğimiz çok hızlı bir organizasyon oluşturduk. Gençler hiç düşünmeden tıpkı konuklarımız gibi bu davetimizi kabul ederek cesaret gösterdiler. Ellerini taşın altına koydular. Teşekkür ediyorum ama onların da bir hikayesi var. Ayşe Hanım, sizden rica edelim mi onu da? Evet, tabii ki teşekkür ederim. Biz bu gençlerle bir şeyler yapmaya karar verdiğimizde, bir program yapmaya karar verdiğimizde, umarım bizi YouTube'dan şu anda izliyordur. Bizim zaten Ankara Rahmi Kılıç Müzesi olarak Ankara Aks'la bir temasımız var. Onlar da Ankara'da bir gençlik grubu. Üniversitelerin çeşitli topluluklarından oluşmuş bir gençlik grubu. Onlardan destek almak istedik. Cemre de kurucularından, kurucu gençlerinden birisi. Cemre'yi aradığımda seve seve arkadaşlarını yönlendireceğim dedi ve aramızdan, Aks'tan çok fazla kişi var. Çeşitli üniversitelerden, bölümlerden. Onun dışında çevremizde tanıdığımız, staj aracılığıyla tanıştığımız arkadaşlarımız da oldu. Ulaşabildiğimiz kısa sürede arkadaşlarımızı bir araya getirdik farklı bölümlerden. Özellikle de müze konusunda söyleyecek sözü olan gençler oldu. Eğitim fakültesinden olmasını arzu ettik ki müze eğitimi önemli bir konu. Sanat tarihi, mimarlık fakültelerinden öğrenciler olsun istedik. Onlar da müzecilik alanında çok önemli. Aramızda da yine aslında hiç müzeyle alakası olduğunu düşünmediğimiz ya da kendilerinin öyle düşünmediği işte işletme bölümü, gıda mühendisliği bölümünden arkadaşlarımız da var. Böyle güzel bir grup bir araya geldi. Çok mutluyuz biz de. Gördüğünüz soruları da hazırlayan gençler, bu gençler. Böyle anlatabilirim oluşum sürecini. Yani aslında oluşum süreci uzun uğraşlar sonunda olmadı. WhatsApp yazışmalarıyla böyle bir araya geldik. Onlar da çok heyecanlı bir şekilde evet yaparız hocam nidalarıyla buluşmuş olduk. Çok eğlenceli bir WhatsApp grubumuz var şu anda. Ciddi ciddi güzel güzel yazışıyoruz. Şunu yapalım, bunu yapalım diye hareketli bir grubumuz var. Bu kadar benim grupla ilgili söyleyeceğim. O zaman geleceğine de biraz değinelim. Genç müze topluluğu bir inisiyatif olacak. En azından bizim hayalini kurduğumuz hep beraber düşünce bu. İki sürecimiz var aslında. Birincisi biz onları tanıyacağız. İkincisi onlar bizi tanıyacak. Çünkü gelecekte müstakbel meslektaşlarımız, partnerlerimiz, üçüncü taraf olarak aramızdalar bugün. Fakat birbirimizin aynı dili konuşması, aynı süreçleri yaşaması gerekiyor. Biz onların nerede durduğunu göreceğiz ama onlar da dıştan gördükleri, teorikte tanıdıkları, bu kapalı kutuların içerisinde neler dönüyor, neler oluyor, gerçekten pratikte uygulama aynı mı bunu görüp, özellikle de bu sene değişim dönüşüm senesi, değişim dönüşümün tarafı olmak üzere aslında yola çıktılar. Uzun vadede ilk konuklarımız olarak sizlerin de burada olması bizi çok güçlendiriyor. Ben ekip adına, bütün ekip adına tekrar teşekkür ederek sözü de çok uzatmayarak konuklarımızı biraz tanıtmak istiyorum. Çok minicik tanıtacağım. Kusura bakmazsanız süreden almamak için, çünkü zaten hepiniz sektörde çok bilinen ve kıymetli isimlersiniz. Rıdvan Gölcük'le başlamak isterim. Rıdvan Bey, Troya Müzesi müdürü biliyorsunuz. Kendisi hem sanat tarihçisi hem arkeolog ve bu başlıkların altında pek çok deneyimi de var. 2007 yılından bu yana müze araştırmacısı, müze yöneticisi, arkeolog olarak Muğla, Kocaeli ve en son tabii ki Troya Müzesi'nde görev aldı. Ve göğsümüzü kabartarak bu sene EMYA özel ödüllerinden birini de ülkemize kazandırdı. Tekrar teşekkürler ve hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hemen ardından Doktor Sema Demir, halk bilimci, akademisyen, müze kurucusu, müzeci. Kendisi 2007 yılında Türkiye'nin ilk uygulamalı müzesi Yaşayan Müze'yi kurdu. Hemen arkasından Türk Hamam Müzesi ve yine alanında bir ilk olan Anadolu Açık Hava Müzesi'nin Yaşayan Köyü'nde kurucusu. Şu anda Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde akademik çalışmalarına devam ediyor. Hoş geldiniz, aramızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Evet, Zafer Derin, doçent doktor Zafer Derin, Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ünasta
Arkeolojisi bölümü öğretim görevlisi. Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı. 2005 yılında bu kazı çalışması başlıyor. 2014 yılında da Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nin kurucusu ve aynı zamanda da şu anda Ziyaretçi Merkezi'nin yürütücülüğünü üstleniyor. Hoş geldiniz Zafer Bey tekrar. Hoş bulduk. Yeşim Kartal Er, İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Çalışma Ekonomisi mezunu. 2017 yılında Mitra İstanbul şirketini kuruyor, sergi ve müze tasarımı. Ama o arada da çok fazla müzecilik alanında projelerde, işlerde yer alıyor. Çok uzun ve derin bir CV'si vardı. Burada hepsini söylemem zor olacak. Aynı zamanda da Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisansı mezunu. Sizler de hoş geldiniz Yeşim Hanım. Son olarak da Eda Göknar. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunu. Daha sonra Hollanda'da bir Erasmus programına dahil oluyor. Yaklaşık 10 yıldır da Pera Müzesi'nde öğretim programlarının yöneticiliğini yapıyor. Eda Göknar'a da hoş geldiniz diyoruz. Birbirinden kıymetli 5 müzeci aramızda. Peki belki merak ediyorlardır hangi disiplinlerle karşı karşıyalar. Belki gençimize de sesini bir duyurmak ister. Başlayalım mı? Evet, bence de başlayalım. Evet, Tuğba. Tuğba. Merhaba, ben Tuğba. Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Ankara Aks ve Gazi Mimarlık Fakültesi adına temsilci olarak genç müzenin bir parçasıyım. Evet Tuğba, teşekkür ederiz. Bahar. Merhaba, ben de Bahar Karakaş. Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Ben de çocuk gelişimciler adına katıldım. Evet İrem. Merhaba, sesim geliyor değil mi? Gayet iyi. Ben de ODTÜ Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün bu kadar değerli müzecilere sorularımızı iletebilmekten dolayı çok mutluyuz. Evet, Ceren'le devam edelim. Merhabalar, ben Ceren. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi öğrencisiyim. Mezuniyetime 3 hafta kaldı. Artık meslekte olmak da beni çok heyecanlandırıyor. Yaklaşık 2 senedir AKS'la birlikte kent için üretiyoruz. Aynı zamanda müzecilik alanında çok fazla projeler oldu. Sizler de katıldığınız ve bizi dinleyeceğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Evet, Mübeccel. Merhaba, ben de Mübeccel. Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde 2. sınıf öğrencisiyim. Hacettepe Sanat ve Mimari Topluluğu'nun yönetim kurulundayım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Mübeccel. Evet Pınar, aslında bu programın kıvılcımını ortaya çıkarmış kişi olarak biraz kendinden bahsedebilirsin bence. Evet, ben Pınar Apaydın. Benim başımın altından çıktı bütün bu topluluk. Ben Cineli Müzesi'nin bir parçasıyım aslında. Cineli'nin yeğeniyim diyebilirim. 2 yıl önce de TOBETÜ Endüstriyel Tasarım'dan mezun oldum. Ve müzecilikle ilgilenmeye başladım. Peki Pınar, Kıymet Nur. Merhaba, ben Kıymet Nur. Gıda Mühendisliği okuyorum Hacettepe Üniversitesi'nde. Aynı zamanda Hacettepe Sanat Mimari Topluluğu ve Ankara Aks'la birlikte buraya geldim. Peki, teşekkür ederiz. Şebnem. Merhabalar, ben Şebnem. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık öğrencisiyim. Ben de bir AKS temsilcisi olarak buradayım. Aynı zamanda da bizim İç Mimarlık bölümümüzü temsil ediyorum. Hepinizle tanıştığıma çok memnun oldum ve ilerleyen dakikalarda daha keyifli sohbetler edebileceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim şimdiden. Gaye. Merhaba, ben Gaye. Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Eğitim İlk Adım topluluğunu temsilen buradayım. Evet, teşekkür ederiz. Elif. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Elif ben. Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Ben de sınıf öğretmenliği bölümünü temsilen buradayım. Sizlere soru sormak için. Sizinle birlikte burada olmak çok kıymetli.
Teşekkür ederiz. Nefise, kısaca kendini tanıtabilecek misin? Tabii ki hocam. 5 dakikaya da görüntümü açacağım. Tamam, teşekkür ederiz. Nefise günaydın. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıkların Koruma Onarım Bölümünün temsilcisiyim. Aynı zamanda Kültürel Miras Topluluğu Başkanıyım. Buraya üniversite temsilcisi olarak katılıyorum. Sizlerle de birlikte olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, Selma Hanım buyurun. Söz sizde. Evet, bir şey unuttum. Çok özür diliyorum. Hepinize hoş geldin dedim ama şimdi şey gibi oldu. Sizler stüdyolarımıza, sizler ekran başına hoş geldiniz gibi oldu. Evet. YouTube üzerinden bizi izleyen pek çok ziyaretçimiz, izleyicimiz şu anda var. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyelim. Onları da sorularınızı da lütfen chat alanından yazın. Arkadaşlarımız takip ediyorlar. Onları alıp sahiplerine ulaştıracağız. Bu konuda endişeniz olmasın diyelim. Ve heyecanlı başlangıcı yapalım. Birinci sorumuz gelsin. Hazırsanız. Evet. Birinci sorumuzun sahibi Tuğba. Tuğba'cığım sorunu ve sorunun sahibini söyleyerek başlayabilirsin. Evet. Sorum şöyle, toplumun büyük bir kısmı eğer özel ilgi alanı değilse veya koleksiyon değişmemiş ise genellikle müzeleri tekrar ziyaret etme eğilimi göstermiyorlar. Ya da bunu takip edebiliyor muyuz bilmiyoruz. Bunu takip etmek ya da ziyaretçi teşviki için öncelikle ilk sorum bu. Ziyaretçi teşviki ve ziyaretçi takibi için sistemsel olarak neler yapılabilir? Aynı zamanda bu soruma ek olarak da ziyaretçilerin müzeleri ilk yani tek sefer ziyaret etmesi müzelerin geleceği açısından endişe verici bir durumudur. Bu sorumu Sema Hanım size yöneltiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi iki soru var anladığım kadarıyla. Ben de bu arada sorulara çok bakamadım. Şimdi bir kez ziyaret etmiş olması ve tekrar etmeyecek olmasını bir kenarda tutuyoruz. Bunun üzerinden bir senaryo geliştirelim. Neden ikinci ziyaret gerçekleşmiyor? Değil mi? Birinci soru bu. Şimdi tabii bunun pek çok sebebi olabilir. Öncelikle bence ülkemizde ziyaretçi çalışmaları istendik seviyede değil. Ve yapılan çalışmalar da daha çok okul gruplarına yönelik. Dolayısıyla biz bunun cevabını bulmak için öncelikle bir alan araştırması yapmak zorundayız. Yani ziyaretçiyi tanımak zorundayız. Ziyaretçiyle ilgili çalışmalar yürütmek zorundayız. Eda Gürel'in böyle bir çalışması vardı benim hatırladığım kadarıyla. Şimdi bunların sayısı çok azken, tabii böyle bir soruyu cevaplamak belki çok mümkün değil ama Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Biz ne kültürü arz edenler ne de kültürü talep edenler olarak çok zengin bir çeşitliliğe sahip değiliz. Çok kısırız aslında. Yani arz tarafı da kısır, talep eden taraf da kısır. Yani bunu şu anlamda söylemiyorum. Yani kültürel zenginliklerimiz yok, değerlerimiz yok anlamında söylemiyorum. Sadece bunu sunarken çok az alternatif sunabiliyoruz. Müzeler birbirini tekrarlıyorlar. Yeni açılan bir müze hemen kopya ediliyor. Sergiler keza öyle, hediyelik eşyalar keza öyle. İşte kafeler bile öyle. Dolayısıyla bu arzda biraz çeşitlenmeye gitmek lazım. Talep eden kısımda da aynı kısırlık var aslında. Yani onlar da ne istediğini çok iyi biliyor değiller bana göre. Ben 15 yıldır müzeciliğin içindeyim. Müze ziyaretçisinin ne istediğine yönelik birçok araştırmanın içinde bulundum. Kendi bünyemizde yaptığımız araştırmalar. Daha çok böyle soylulaştırılmış cevaplar veriyorlar. Yani işte çok klasik, standart cevaplar geliyor. Oysa ki bunun özüne indiğimizde başka
seçeneklerin ve aslında isteklerin, taleplerin olduğunu görüyorsunuz. Ve o satır aralarını okuduğunuz zaman bambaşka bir gerçekle de karşılaşabiliyorsunuz. O satır aralarını okumak lazım diye düşünüyorum. Yani eğer ziyaretçinin size gelmesini istiyorsanız, birincisi ziyaretçiyle doğru bir iletişim kurup onun ne istediğini, onun verdiği cevaplar üzerinden yüzeysel bir okuma değil, daha derinlikli bir okuma yapıp satır aralarını iyi değerlendirip bunu yorumlayıp çözümleyip ona tekrar sunmanız gerekiyor. Bunun dışında müzelerin kendisinden kaynaklı sorunlar var. Neden ikinci kez ziyaret gerçekleşmiyor? Çünkü müzeler, bu tabii çok eskimiş bir söylem gibi gelebilir ama ben hala mevcut olduğum ülkemizde biliyorum, hissediyorum ya da gelen yorumları değerlendiriyorum. Müzeler bir kere insanlara artık bir şey öğretemeyeceklerinin farkına varmalılar. Yani böyle üstten bir bakışla, işte ben size öğreteceğim, siz de benim öğrettiklerimi alacaksınız perspektifinden yaklaşmamalılar. Yani bunda çok büyük bir değişim olduğunu biliyorum ama yine de bu hakim özellikle devlet müzelerinde bunu görmek mümkün. Dolayısıyla bu söylemden biraz sıyrılmak lazım. Başka bir boyuta evrilmek lazım. Bu iddiadan vazgeçmek lazım. Yani enformasyon artık internette, elimizin altında. Dolayısıyla kimseye bilgiyi vermiyoruz. Yani şöyle de bir şey var bir yandan da. Walter Benjamin'in hikaye anlatıcısı diye bir çalışması var. Orada Son Bakışta, Aşkın İçinde. Hikaye anlatıcısında diyordu ki Walter Benjamin, biz artık bu yüzyılda, tabii onun yaşadığı çağ, yani iki savaş arasında yaşıyor. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında. Birinci Dünya Savaşı'ndan gelenlerle toplum hemhal oluyor ve İkinci Dünya Savaşı'nda davulları çalınıyor. Şimdi bu süreçte diyor ki artık hikaye anlatan hiç kimse kalmadı. Dinlemek isteyen de kalmadı. Neden? Çünkü hikaye demek, hikaye anlatmak demek, deneyim paylaşmak demek. Ve kimsenin deneyim aktarmaya niyeti yok. Kimsenin de o var olan deneyimi dinlemeye ihtiyacı yok. Çünkü çok trajik hikayeler var. Savaştan dönenler tamamen dilsizleşmiş. Dolayısıyla böyle bir çağda, dönemde hikaye anlatmanın hiçbir hükmü yoktu. Orada haklıydı belki. Ama artık günümüzde öyle değil. Yani biz artık hikaye anlatmak istiyoruz. Bu deneyimleri paylaşmak istiyoruz. Eğer ikinci kez, üçüncü kez, beşinci kez ziyaretçi gelmesini istiyorsak, ziyaretçimize deneyim yaşatmamız, ona farklı hikayeler anlatmamız ve bu hikayeyi de aslında beraber anlatmamızın yollarını denememiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hikaye anlatmak demek tabii yine Benjamin'in söylediği şeyle, işte uzaktan gelen birisi hikaye anlatır gelenekte. Yani aşıklar vardır, onlar il il, köy köy dolaşırlar ve yaşantılarını ve başkalarının yaşantılarını hikaye ederler, paylaşırlar. Bizim de bu anlamda, efendim. Son bir dakikanız. Tamam. Uzaklara gitmemiz, geçmişle bağ kurmamız ve deneyimlerimizi ziyaretçiyle, işte bohçamızda ne varsa açıp onu beraber anlamlandırmamız lazım. Yani bir anlam ve deneyim yaratma seçeneği, imkanı sunmak lazım. İkinci soruda ise bir kez gelmesi tehdit oluşturur mu? Bence oluşturmaz. Yani biz kalabalık bir ülkeyiz. Eğer doğru stratejilerle ziyaretçiyi çekebilirsek, onların bir kez dahi müzeyi ziyaret etmesi müzenin sürdürülebilirliği için kafi gelebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, cevabınız için teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanım, ikinci soru. Evet, Bahar'la devam ediyoruz. Merhaba, ben kendi bölümümle alakalı bir soru soracağım. Müze ve sergilerin tasarımı sürecinde toplumsal engellilik modelini göz önüne alıyor musunuz? Tamamen engelsiz bir müze tasarımı yapmamız mümkün mü? Ve Türkiye'deki müzeleri bu konuda nasıl değerlendirirsiniz?
Aynı zamanda müzenin bir bütün halde yarattığı engelleri nasıl değerlendirirsiniz? Benim sorum da Yeşim Hanım. Evet, Yeşim Hanım 5 dakika süreniz var. 1 dakika kaldığında hatırlatacağım. Peki, tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Hepsi çok güzeldi soruların bence. Çok ufuk açıcı bizler için de. Şimdi aslında yani engelsiz müze kavramı çok uzun yıllardır bütün dünyada çalışılan bir konu. Ve çok basit teknik olarak önce açıklamak istiyorum. Bir, müze mimarisinde elbette yani fiziksel engelleri kaldırarak başlamak istiyoruz. Aslında biz fiziksel ve entelektüel erişimlilik diye iki kavram çalışırız müze bilim kavramsal yaklaşımlarında. Burada sadece hani dezavantajlı gruplar üzerinden gidelim ama çok daha geniş kapsamlı bir erişilebilirlik üzerinde konuşmak istiyorum. Teknik olarak aslında işte girişinden itibaren işte rampalarla tüm dezavantajlı grupları kapsayacak şekilde mimari programlarda katlar arası ulaşımlardan tutun işte asansörler, yürüyen merdivenler, vitrin yükseklikleri, görme engelliler için mutlaka işte hareketli yüzeyler, hissedilebilir yüzeyler, işte fotoselli sesli anlatımlar, sesli betimlemeler, 3D, 3 boyutlu obje replikaları, Braille alfabesiyle yapılmış işte bilgi panoları gibi yani bugün dünyada birçok müzede kullanılan yöntemlerin hepsi burada kullanılabilir aslında. Ama bunu biraz daha hani genişletmek isterim ben. O da aslında biraz özel eğitim programlarıyla birlikte olabilir. Tüm dezavantajlı gruplara alternatif eğitim programları çalışılabilir. Yapılabilecek olan etkinliklerden biri. Yani çok uç bir noktaya gideyim. Bugün otizmli çocuklar için bile özel programlar düzenlenmesi gerekiyor müzelerde. Hani çok genel kapsamlı anlatmaya çalıştığım meseleler bunlar. İşitme engelliler için tabii işaret diliyle bütün işte videolarda ve dijital uygulamalarda bunları bu şekilde kullanabiliriz. Bir de aslında hani temel amacımız müzenin hem fiziksel hem de bütün içeriklerine tüm dezavantajlı grupların ulaşabileceği teknik sistemleri, bugün teknolojinin gerektirdiği bütün alternatifleri de kullanarak uygulamak. Genel olarak bunları söyleyebilirim. Yani çok standart olarak. Bunun dışında Türkiye'de galiba örnek olarak var mı dediğiniz bir müze. Hani bugün bence en iyi engelsiz müze Beşiktaş Jimnastik Kulübü için düzenlenen müze. Vodafone stadının altındadır. Gerçekten çok farklı gruplara sunulmuş bir müze tasarımı. Engelsiz müze olarak tanımlayabiliriz. İşte Sabancı Müzesi'nin, işte Batman Müzesi'nin, işte Türk İslam Eserleri Müzesi'nin çoğunda farklı farklı uygulamalar var ama hani bütünüyle görebileceğiniz burası diyebiliriz. Niye hepsine bunu uygulayamıyoruz derseniz elbette. Şimdi müzeleri tabii işte bakanlık müzelerimiz ya da devlet müzelerimiz işte peyderpey yavaş yavaş yenilemeye çalışıyor. Tasarımlar yenilendikçe bunlar mutlaka ekleniyordur. İşte çok basit olarak multimedya uygulamaları ya da sesli turlar, rehberli turlarla hani daha basit çözümlerle şu an Türkiye'de ilerlenebiliyor bunlar için. Çoğunda maalesef yok. Biz örneğin müze tasarımı yapıyoruz ve genellikle bazen bize bir bina veriliyor. Yani bunları daha detaylı anlatabilirim ama işte eski bir yapı, tescilli bir yapı, işte asansör yerleştiremiyorsunuz. En büyük problem zaten tasarımda karşılaştığımız en büyük zorluklardan biri. Nasıl çıkacak peki hani ziyaretçi üst kata? O zaman ne yapıyoruz? İşte acaba alt katta küçük bir ekranda üst kattaki içeriği gösterebilir miyiz diye alternatifler üretmeye çalışıyoruz. Artık hani karşımıza problem çıktıkça üretilebiliyor bunlar. Ama dediğim gibi önce mimari programdan başlayarak 11 dakikanız. Bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Aslında hani söyleyeceğim şeyler bunlar. Daha detaylı sormak isteyen olursa da cevaplayabilirim. Yani çok teknik bir soru olduğu için bir taraftan da bu kadar yanıt vermem yeterli olur. Başka soruda hakkımı kullanabilir miyim 6 dakika olarak? 1 dakikanızı maalesef bakiye olarak halinize yazamıyoruz. Çok teşekkürler. Yeterli oldu mu bilemiyorum. Evet, onu soruyu hazırlayan gencimiz değerlendirecektir. Tamam. Ben teşekkür ederiz Yeşim Hanım. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Chat'e size bir dijital platform gönderdim, dijital araç. Burada Yeşim Hanım, sizin de daha fazla söylemek istediğiniz şey varsa, Sema Hanım'ın da öyle. Sorularımızın hepsi var. Tamam. Platform üzerinden
her sorunun altında artı butonu var. Ona tıklayarak daha geniş cevaplar yazabilirsiniz. Size sorulmayan soruları da oradan cevaplayabilirsiniz. Bunları da paylaşacağız. Daha sonra sizler zaten erişiyor olacaksınız. Misafirlerimize de paylaşırız. YouTube üzerinden bizi izleyen. Teşekkür ederim tekrar. Peki İrem, hazır mısın? Hazırım. Peki, söz senin. Benim sorum şu olacak. Bir müze tasarımı esnasında hikaye veya mekan kurgusu mu yoksa kurum kimliği ve inşası mı önceliğe sahiptir? Ve bu öncelik her müze tasarımına göre değişir mi? Ve ben bu sorumu Zafer Bey'e yöneltmek istiyorum. Evet. Teşekkür ederim soru için. Bir müze tasarımı önemli. Yani aslında genel olarak son yıllarda yeni yapılan müzelere bile baktığımızda müzeler neredeyse birbirine benzemeye başladı. Yani müzelerin biraz önce de konuşulduğu gibi aslında hepsinin birer hikayesi. O hikayeye bağlı olarak da bir tasarımının olması çok önemli. Bunun belki en iyi iki örneğinden birini söyleyebilirim. Bir tanesi Rıdvan Bey, birazdan o da konuşur. Troya Müzesi'dir. Bir tanesi de Yeşilova Höyü Müzesi. Çünkü ikisi de yarışma projesiyle ortaya çıkan müzeler. Yani bu farkı aslında yarışma projeleri ile, yani farklı düşüncelerin belli bir konu üzerinde, özellikle bir hikayesi olan bir konu üzerinde odaklanarak ortaya çıkardıkları ürünler ve düşünceler ve buna bağlı mimariler çok farklı anlatımlara ve aynı zamanda farklı niteliklere sahip olabiliyor. Bu müzecilik açısından aslında baktığımızda tabii ilk önce bir arkeolojik alan düşündüğümüzde diyelim ki bir prehistorik alansa prehistorik alanın yanında ya o prehistorik alana özgün bir mimari ya da son derece farklı bir mimari düşünülebilir. Ama genellikle insanların düşündüğü Selçuklu mimarisine, Selçuklu yakın bir yerse, Selçuklu'ya uygun bir mimari tasarlamak ister. Ama bu tabii bir yarışma projesi niteliğine büründüğü takdirde bu zaman çok farklı düşüncelerin, özellikle farklı eğilimlerin yer aldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Çünkü ortaya çıkan şey modern de olsa ya da moderni biraz farklılaştıran bir model de olsa ortaya çıkan şeyin bir hikayesi mevcut. Ve bu hikaye aynı zamanda oradaki bulguların, sergilenen bulguların ve oradaki arkeolojik alanların da bir yansımasını oluşturuyor. Bu önemli. Yani benim en azından gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki birçok müzemiz var. Hepsi birbirinden güzel ve değerli ama bu tür projelerle ortaya çıkan şey biraz daha zahmetli, daha masraflı olmasına karşın bunların ortaya koyduğu sonuçların son derece dikkati çeken bir yapı niteliğine büründüğünü görebiliyorum. Ki şunu mesela söyleyebilirim, işin güzel yanı da bir müze sadece bir arkeolojik alanın sergilendiği bir binayı oluşturmuyor hiçbir zaman. Oluşturmaması da gerekiyor. O aynı zamanda bir sosyal bir alandır ama aynı zamanda bir eğitim alanıdır, bilim alanıdır. Bu bilim alanı içinde arkeoloji ve tarih olduğu gibi mimari de vardır. Yani çünkü mimariyle bütünleşmiş, yani özellikle mimarlıkla bütünleşmiş birçok eserin aynı zamanda mimarlığın da temel konularından birini oluşturduğunu görebiliyorum. Mesela en azından benim bulunduğum yerde neredeyse Türkiye'nin her tarafından mimarlık öğrencileri farklı bakış açılarıyla gelerek dönem süre ödevleri ya da projeler üretebiliyorlar. Yani burada yapılan bir binanın sadece arkeolojiye ya da oradaki kültürel dokuya hizmet etmediği, aynı zamanda bir bütünsel anlamda başka konuları da bütünleştirmiş olması açısından da önemli. Çünkü bir müze dediğimiz zaman orada sadece bir arkeolojik eserin sergilendiği bir alan da değil. Aynı zamanda o işin yapıldığı, restorasyonun yapıldığı ve hatta sürekli eserlerin gelip çıktığı bir yer. Ama aynı zamanda burada
belki yurt dışındaki müzelerde olduğu gibi insanların bir AVM'ye gitmeyi sosyal bir yaşam alanı olarak da değerlendirebildikleri bir alan da olabiliyor. Ki öyle de olması gerekiyor. Ama bizde biraz daha bu çok gelişmemiş olmasına karşın mimariyle özellikle de yapılacak projelerle bütünleştirilmiş çok farklı düşüncelerin bir araya geldiği ve onlar içinden bir seçkinin ortaya çıktığı mimariler, müze tasarımlarının çok daha önemli olduğunu ve önemli olacağını söyleyebilirim. Bu tabii... Hocam süremiz dolmak üzere. Tabii. Bu tabii aslında bir ölçüde kurum kimliğini de ortaya koyması açısından önemli. Çünkü kurum kimliği de oradaki sergilenen kültürle birlikte aynı zamanda o müzede kurum kimliğinin bir parçasını da oluşturuyor mimari açıdan baktığımızda. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ceren'le devam edelim. Evet Ceren, söz sende. Biliyoruz ki müzeler herhangi bir eserin çıkarılıp getirildiği ve tırnak içinde tüketiciyle artık paylaşacağı ve etkileşime geçeceği son yerler. Ben şunu sormak istiyorum. Bir müze eser hapishanesi olmaktan nasıl çıkarılır? Rıdvan Hocam size soruyorum. Rıdvan Bey, 5 dakika süreniz var. 1 dakika kaldığında hatırlatacağım. Buyurun. Peki. Teşekkür ederim Ceren. Müzeciliğimizi ben daha ziyade arkeoloji müzelerinde çalıştım ve Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelerinde çalıştım ve çalışıyorum. Dolayısıyla soruya verdiğim cevap da bu kapsamda gelişmiş olsun. Bizim müzeciliğimizde, yani genel anlamda olumsuz kısmıyla konuşmuş olayım, çok nesne tabanlı bir yaklaşım var. Ve bu nesneler işte çoğunlukla arkeoloji müzelerinde araziden, topraktan bir kazı faaliyeti sonrasında müzeye kazandırılıyor ve ardından da işte müze deposuna ya da sergisine giriyor. Fakat bizim müze anlatıcılığımız çoğunlukla kazananların tarihini anlatıyor ve nesne odaklı geçiyor. Yani bize öğretilen tarihi hatırlayalım. İşte en yakın liselerde çok minik bir örnek. Mesela denir ki İkinci Dünya Savaşı söz konusu olduğunda Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na girmedi. Daha iddialı tarih kitapları ancak şunu söyleyebilir. Türkiye İkinci Dünya Savaşı bitmek üzereyken usulen girdi der. Fakat içeride daha derine indiğinizde işte İkinci Dünya Savaşı'ndan önce asker sayımızın 300 bin olduğu, bu savaş süresi boyunca bu sayının 1,5 milyona çıktığı, işte Trakya'dan nüfusun Anadolu'ya taşındığı, İstanbul'daki müzelerin Niğde'ye nakledildiği, Trakya'daki canlı hayvan nüfusunun Anadolu'ya nakledildiği, Trakya'da çakma katlı kurulduğu falan. Ama başlıklar halindeki tarih okumaları hep bir kırılma anından bahseder. Oldu, olmadı, savaş, barış ve çok yüzeysel bir anlatıdır. Genel anlamda da müze tarih anlatım dilimizde, tarih yazım dilimizde bu ana başlıklara sadık kalınır. Yani öykünün, hikayenin içine girmek konusunda zorlanılır. Arkeoloji müzeleri özelinde yine söylemek gerekirse, eser odaklı kalmasının ya da eser hapishanesi olma riskini taşıyan ana unsurlardan biri ise, sergilediğiniz nesnelerle izleyici arasında bir bağ kuramamanız olmasıdır. Çünkü izleyici açısından vitrinde gördüğü, müzede sergide gördüğü o eser ona ait olmayan, onun kimliklerinden herhangi birisine ait olmayan bir nesnedir. Çünkü sizin kimlikleriniz anlamında öne çıkartılmış kimlikleriniz vardır. İşte onlardan birisi diyelim ki işte Türk olmaktır. Tabii ki farklı seçenekler olabilir. Birisi Türk olmaktır, işte birisi Müslüman olmaktır. Fakat çoğunlukla ilişki kurduğunuz kimliklerinizi arkeoloji müzesinde olmadığınızı düşünürsünüz. Ve dolayısıyla o
size çok uzak bir geçmişten sunulan bir nesnedir. Onu algılayabilmeniz, anlayabilmeniz oldukça güçtür. Bu bir süre sonra eser hakkında şunu konuşulmasını getirir. Bir, ne kadar lira ediyor? Basında çıkan haberlere bakın, şu kadar milyonluk bilmem ne bulundu. Ya da geçelim, dünyanın en muhteşem, en büyük, en bir şeyi, en olması lazım. Üçüncüsü de 2000 yıllıktır mesela. Neredeyse bütün eserler 2000 yıllıktır. İşte 2000 yıllık bilmem ne yakalandı, 2000 yıllık şu yakalandı. Bu şunu gösteriyor. Bağ kurmakta zorlanıyorsunuz. O nesne sizi, sizin kimliğinizi, ait olduğunuz kimliği ifade etmiyor. Çok süratlice bir minik örnek anlatayım. Çokça da anlattım bunu. Müzeye gelmiş bir köylümüze, biz Tevfikye köyündeyiz. 438 kişilik bir köy nüfusu var. Bir köylümüz müzeden çıkmak üzereyken ona şunu sormuştum. Dedim ki nasıl buldunuz müzeyi? Çünkü onun köyünde kurulmuş bir müze. Dedi ki Rıdvan Bey harika bir müze olmuş. Köyümüze böyle bir müze olduğu için çok mutlu oldum. İçindeki Yunan eserleri çok güzel dedi. Ya dedim ki niye öyle dediniz? Hani niye sizin için onlar Yunan eseri? O da bana işte Troya kenti bir Yunan kenti değil mi falan diye gidip işte o Homeros'tan, o kahramanlardan örnekler verdi. Ve ona İlyada'dan küçük bir sahne anlattım. Anne Hekabe'nin Hektor'a söylediği bir laf vardı. Oğluna diyordu ki bu memeye saygı duy, göğsünü gösteriyordu. Bu memeye saygı duy, çocuklukta burada geçirdiğin günleri hatırla ve surlardan içeri gir diyordu. Akilios'la kavga etmesin diye. Ona bunu anlattıktan sonra başka bir yorum söyledim. Freudçu bir yorumdu. Hekabe bunu niçin söyledi? İşte erotik olarak oğlunu etkilemek için söyledi falan. Kuvvetle karşı çıktı. Dedik hayır. Tamam, orada ana sütü hakkından, süt helalliği hakkından bahsediyor dedi. İşte eğer bu bağı fark etmesini sağladığınızda orası eski eser hapishanesi olmaktan çıkıp onun bir parçası, onun bir kimliğinin parçası haline gelebilir. Aksi takdirde çok uzak geçmişten ona ait olmayan nesne ve mekan bir süre sonra hapishaneye dönüşecektir. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Rıdvan Bey teşekkür ederim. Bu güzel hikayeyi bölmek istemezdim ama kurgumuz gereği müdahale etmek zorunda kaldım. Peki eserden kopmayacağız. Mübeccel hazır mısın? Hazırım. Benim sorum da eserleriyle aramızdaki duvarların şeffaf olması onları deneyimlediğimize delil midir? Ben Eda Hanım'a soruyorum. Çok pardon, merhaba. Teşekkür ediyorum. Şöyle aslında sanat eserleri bildiğiniz gibi çok çeşitli. Bazıları biraz daha interaktif, bazıları değil. Dolayısıyla aslında az önce uzmanlarımızın da bahsettiği gibi hatta hapishane örneğinden de yola çıkılabileceği gibi aslında müzeler yaşanılabilir yerler olduğu için ve amacımız da yaptığımız birçok öğrenme programları, yan etkinliklerle bunları daha yaşanılabilir hale getirmek için oluyor. Ve örneğin 2019 yılında Pera Müzesi'nde başlattığımız Osman Hamdi Bey'in Dünyasına Yolculuk isimli sanal gerçeklik deneyiminden örnek vermek isterim. Ya da işte son 10 yıldır çeşitli sergilerimizde kullandığımız hologram mapping, dijital oyun, sanal gerçeklik uygulamaları aslında bütün bunları kullanarak daha da erişilebilir kılıyor. Ve farklı bir şekilde deneyimlememizi olanak sağlıyor. Dolayısıyla ziyaretin rahat bir deneyim yaşayabilmesi ve arada duvar hissetmemesi için elbette tasarımı ve sergilerdeki metinlerin de anlaşılabilir olması için çalışılıyor. Ve bunun yanı sıra dediğim gibi öğrenme programlarıyla eserleri her yaştan ziyaretçiye açıklamaya özen gösteriyoruz. Dolayısıyla bu çocuktan yaşlılara kadar uzanan bir hedef kitle çok geniş. Çünkü müzeler herkesin ziyaret edebileceği yerler. Ve elbette ki fiziksel ve
dijitaldeki deneyim farklı. Şimdi biz hepimiz tabii üç boyutlu çevrimiçi sergi turları diyoruz. İşte şehir dışına, yurt dışına çıkabiliyoruz artık. Hani hepsini rahatlıkla bir tıkla ziyaret edebiliyoruz ama eseri eserin önünde birebir deneyim şu şekilde oluyor. Aslında beş duyunuzu kullanarak o eseri anlamanıza yarıyor. Eser karşısında durmak. Bu konsere gittiğinizde de hayal edebilirsiniz kendinizi. Sonuçta yüksek ses, gürültü, kalabalık insanlar içinde bulunmak gibi de düşünülebilir. Dolayısıyla müzede birebir farklı sanat eserleri içerisindeki bu duvarları, daha doğrusu yıkmak diyelim, bu şekilde olabilir ve tabii ki müzeler olarak sağlayabileceğimiz maksimum derinlik ve çeşitlikte de içeriği sunmaya özen gösteriyoruz diyebilirim. Umarım yeterli olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz Eda Hanım. Evet, ekonomik bir süre kullanımından sonra ben Pınar'a sözü vermek istiyorum. Pınar. Benim sorum, şimdi müzecilik deyince, müze tanıtımı deyince, ziyaretçiye ulaşma yolları deyince hepimizin aklına gelen klasik yollar var. Sosyal medya kullanımı, işte broşür, yeni içerikler vesaire gibi. Ama bunlar dışında ziyaretçiye ulaşmak için, müzeyi tanıtmak için neler yapılabilir? Yeni yollar bulabilir miyiz diye Sema Hanım'a sormak istiyorum. Pınar'cığım teşekkür ederim. Valla çok zor bir soru yani. Herkes bu yolları kullanıyor. Biz de bu yolları kullanıyoruz aslına bakarsan. Ve başka yol var mı bilmiyorum ama ben TEDx konuşmalarından biri vardı. Chip Colwell'in sunumunu yaptığı Denver Müzesi'nin küratörü ve antropolog. O şöyle bir şeyden bahsetmişti. Şimdi biliyorsunuz işte arkeoloji müzeleri, antropoloji müzeleri ya da etnoloji müzeleri ne yapıyorlar? Sömürgelerden topladıkları nesneleri ve antropolojik işte kemikleri neyse insan uzuvlarını sergiliyorlar ya da hayvanlarınkini doğa müzelerinde de. Şimdi bunu yapıyorlar ama bunu sadece sömürgeler için yapıyorlar. Yani özellikle etnoloji müzeleri ve antropoloji müzeleri. Beyazların ya da işte batılının mezarını açmıyorlar. Ya da bir mezar açtılar, bir batılı, bir beyaz işte kemik yığını ile karşılaşıyorlarsa hemen kapatıyorlar. Ama diğer türlü işte onları sonuna kadar alıyorlar. Bununla da yetinmiyorlar. Yaşayan etnografik malzemeleri de alıyorlar. Onları da sergiliyorlar. Şimdi Denver Müzesi şöyle bir benim belki şimdi aklıma geldi. Yani kültür aktivisti gibi bir eylem başlatıyor. Bu tabii çok fazla müze ziyaretçisi çeker mi bilmiyorum ama bence bir uyanış sağlar ve müze ziyaretçisini bilinçli müze ziyaretçisine çevirebilir. Bu daha da önemli belki. Burada yaptığı şey bütün o bildiğimiz büyük müzelere gidip işte Louvre'dan British'e kadar gelin bu elinizdeki bütün o kültürel etnik malzemeyi olması gereken yerlere iade edin. O kemikler gömülsün. Çünkü bir yas geleneği var, bir ölüm geleneği var. Siz bunları yaparak bütün o ölülerine saygısızlık yapmış oluyorsunuz. Bilim adı altında. Ve aslında bu bir kültür terörizmi. Yani çok ciddi bir terörizm. Biz eğer çok fazla müze ziyaretçisi çekmek hani niceliksel olarak beni çok tatmin etmiyor. Tabii ki müzenin sürdürülebilirliği çok önemli. Ama bizim böyle entelektüel metabolizmamızı geliştirecek ziyaretçilere ihtiyacımız var. Çünkü artık bambaşka bir yere evriliyoruz. Yani paranın
dahi artık geçerli olmayacağı şeylerle karşıya kalacağız. O yüzden böyle uyanışların yapıldığı kültür aktivistleri ya da kültür aktivitelerinin aktivistlerinin belki mecra olarak kullanabileceği mekanlara dönüşmek, biraz daha belki marjinal olmak, biraz daha belki özgünlüğümüzü korumak, biraz daha belki kendimiz ve gerçekçi halimizle bütün o baskılardan arınıp, hem toplumsal hem psikolojik baskılardan arınıp daha kendimizle yüzleşmek ve bunu da karşımızdakine samimi olarak aktardığımız zaman ziyaretçi zaten bundan haz alıyor. Ve o ikinci, üçüncü gelişler de böyle oluyor aslında diye düşünüyorum ben. Süreniz var daha. Evet, yeni bir ekonomik süre. Süreniz var daha, isterseniz devam edebilirsiniz bir dakika kadar. Evet, yani bilmiyorum yeterli oldu mu, cevap veremediğimi hissediyorum bu soruya ama Pınar ne diyorsun? Yok, bence çok güzel bir cevaptı. Başka cevap vermek isteyen varsa Padlet'i hatırlatmak istedim sadece. Çünkü gerçekten zor bir soru ve kendi içimizde de çok düşündüğümüz bir soru. O yüzden sormak istedim. Teşekkürler tekrar. Evet, Pınar, teşekkür ederim. Ben Selma Hanım'a devretmeden önce Padlet'i hatırlıyorum. Şu anda oturumda olduğunuz için biliyorum ki oraya soruların cevabını girmek zor. Oturumdan sonra sizden rica ediyorum. Sizlerle yine müze uzmanlarımızla yine paylaşırız. Bu soruların sizlerden ayrı ayrı cevapları almak özellikle gençlerimizi mutlu edecektir. Buyurun Selma Hanım. Teşekkür ederiz. Katılımcı bir topluluk olarak sanıyorum bir ödev de aldık Sema Hanım'dan. Teşekkürler. Ve Kıymet Nur, hazırsan soru hakkı sende. Tekrar merhaba. Benim sorum da şöyle. Bir müze içerisinde çalışan herhangi biri ya bir aşçı da olabilir, bir güvenlik görevlisi de olabilir. Ya kısaca müze içerisinde istisnasız tüm çalışanları hem müzecilik hem de çalıştıkları müzenin koleksiyonuyla ilgili bir eğitim almaları gerektiğini düşünüyor musunuz? Türkiye'de herhangi bir müzede çalışan biri her gün gördüğü eserlerin farkında mıdır sizce? Ben de sorumu Zafer Derin Bey'e soruyorum. Teşekkür ederim soru için. Özellikle tabii benim çokça önem verdiğim bir konu bu. Yani sorduğunuz soru aynı zamanda. Şöyle söyleyeyim. Ben tabii hemen öncelikle ifade etmem gerekirse profesyonel bir müzeci değilim. Ama müzeciliği araştırmaya çalışan hem arkeolog hem bir kazıcı hem de farklı bir alanı yöneten bir kişiyim. Çünkü yapılan her türlü işin bilimsel gerçeklere dayanan ama aynı zamanda sürekli araştırmayı gerektiren bir unsur olması lazım. Zaten müzecilik de bunu gerektiriyor. Bu bağlamda müzecinin, tabii ben şimdi devlet müzelerini hiçbir şey kastetmiyorum. Özel müzelerde bunların belki bir kısmı yapılıyor ama devlet müzelerinde de bu kavramda bazı çalışmalar yapıldığını biliyorum. Mutlaka A'dan Z'ye her aşamada eğitime girmesi gerekiyor. Örneğin, ben kendimden örnek vermek gerekirse ziyaretçi merkezi bir kampüs alanı aslında. Farklı bir müzecilik tarzı ben benimsedim ve o konuda daha çok eğiliyorum. Çünkü hem müzesi var, hem kazı alanı var, hem aktivite alanı, hem sergi alanlarında oluşan farklı bir süreç, farklı bir alan. Burayı, burada çalışanların burası daha kurulmadan önce bir eğitime tabi tutulmasını istedim. Tabii bütün çalışacak olanlar, adaylar daha doğrusu İstanbul, Ankara, İzmir'de özellikle de belki tanıdığınız bir isim olarak Profesör Ayşen Savaş tarafından farklı müzelerde, yaptığı müzelerde özellikle eğitime tabi tutuldu. Ve bu eğitimin her ay, her yıl hep farklı süreçler içinde çıkan bulgulara göre yeni çıkan sergileme tekniği aynı zamanda kültürel değişimlere ve yeni bulgulara göre bilgi olarak eklenmesi gerekiyor. Bu bilgi orada çalışan elemanların, yani arkeolog, bunların çoğu arkeolog, mimar da var. Sadece onlara yönelik değil, aynı zamanda orayı, çevreyi
gözetleyen, koruyan güvenlik birimine kadar bu işlerin yansıması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun çok yararı oluyor. Hiçbir müzecinin olmadığı bir anda, bir tatil döneminde gerektiğinde oradaki kapıdaki bir güvenlik çok kısa da olsa orası ile ilgili bilgi verebilecek düzeyde olması lazım. Bu önemli. Bizde eğitim konusu, sürekli eğitim konusu biraz hani çok kulak arkası edilen bir kavramdır ama bunun bütün müzelerde özellikle de eğitim programları dahilinde daha bilimsel gerçekler içinde yapılmasında yarar var. Mesela yine Yeşilova'dan bir örnek vermek gerekirse, bir mimar, yüksek mimar kazı ekibi üyemiz aynı zamanda algılama ve algılatmaya yönelik bir doktora çalışması yapıyor ve bu çalışmaya yönelik olarak da sık sık deneyimler yapıyoruz. Yani hem ekip olarak eğitilmek hem aynı zamanda gelen ziyaretçilerle karşılıklı bu sergileme ve aynı zamanda bulgular üzerindeki görüşlerini almak ve aynı zamanda onlara nasıl sunum yapabildiğimizi göstermek ve geri dönüşleri almak yönünde de çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu tabii bir eğitim alanı olarak belki düşünmemiz gerekiyor müzeleri her açıdan. Mimar, arkeolog, çalışan, bütün hatta gelen ziyaretçileri bir anaokulu seviyesinden düşünün, yetişkin seviyesine kadar farklı yaşlarda olan kişilerin farklı algılama teknikleri, farklı algılama yöntemleri, şekilleri olabiliyor. Bunlara yönelik anlatım yapabilmesi için bile aynı zamanda o dili öğrenmesi gerekiyor. Yani biz örneğin bir anaokulu öğrencisine siz neolitik dönem dediğiniz zaman algılayamayabilir. Ama ona durup da taş dönemi, cilalı taş dönemi dediğin zaman daha iyi algılayabiliyor. Yani buradaki küçük bazı kelimeler aynı zamanda oradaki ziyaretçiyle olan ilişkiyi de daha iyi kurulmasını ve aynı zamanda o alanın da daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Bu bağlamda mutlak surette eğitimin, özellikle de müze içi eğitimlerin hem sürekli hem de yoğun bir şekilde sürmesinde yarar var. Ve eğitim sürecinin de master düzeyi, doktora düzeyinde yükselen seviyeler içinde de aynı birimler içinde de devam etmesinde de çok yararlı olduğunu görüyorum. Bunlarla ilgili de oldukça iyi deneyimlerin olduğunu da inanıyorum. Teşekkür ederim sorunuza. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Sizi bölmek çok zor. Evet, kesinlikle. Sözümü geçmek istemedim bir anda. Ondan Estağfurullah, estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Evet, şu ana kadar bence hiçbir şekilde sürelerimizle ilgili bir problemimiz yok. Cevaplar da bence yeterince doyurucu oluyor. Bir eksiklik hissetmiyorum açıkçası ben. Şimdi Şebnem sorusunu soracak. Yani bu dönemde özellikle pandemiyle birlikte aslında dijitali çok fazla konuştuk. Biz toplantılarımızda dijitalden biraz gençlerimizin böyle hani konuşmaktan yana bıktıklarını gördük. O yüzden dijitalle ilgili zaten çok fazla sorumuz yoktu. Bir tane hatta sorumuz var. Onu da başka bir yerden sormayı tercih etti Şebnem. Söz sende hazırsan. Teşekkür ederim. Benim sorum şöyle. Dijital devrim insanlık üzerinde birçok değişime yol açıyor ve şu an hepimiz bunu görüyoruz. NFT bu dönüşümlerden bir tanesi, en büyük örneklerinden bir tanesi. Burada dijital defterlere toplanan veriler var ve bunlar burada hapsedilip aynı zamanda da gönderilip, satılıp, transfer edilip bir şekilde iletişim ağına dahil ediliyorlar. Benim sorum da şu, müzeciliğin yakın geleceğinde NFT gibi bir dijital dönüşümün yerini nasıl görüyorsunuz, nerede görüyorsunuz? Sorumu Yeşim Hanım'a yöneltmek istiyorum. Yeşim Hanım buyurun, 5 dakika süreniz var. Çok teşekkürler. Ya aslında itiraf edeyim, ben böyle bir soruları hızlıca göz gezdirdiğimde bazı soruları çok beğendim ama NFT çok bilmediğim bir şeydi. Bayağı oturup çalıştım bu hani neydi diye. Çünkü aslında ben çok müze bilimciyim ama çok klasik ve müzeciliğin çok temel unsurları üzerinde hala devam etmek istiyorum. Bizde her zaman bir müzecilikte
içerik, hikaye ve kurgu önemlidir. Ve tabii obje, bunların hepsi bir araya geldiğinde eğer müze diyorsak adımıza, müzelerin neye dönüşeceğini tabii ki konuşuruz. Çok ciddi bir dönüşüm süreci içindeyiz. Ama bu dijitalleşme içinde NFT dediğimiz herhangi bir sanat eserinin ya da bir çıktının biricik olması aslında tam 19. yüzyıl ulus devletteki sanat müzelerinin bugünkü karşılığı bence. Şimdi biz zaten onu eleştirdik ve postmodern bir döneme doğru devam ettik. Yani biricik olmasın, herkesin olsun dediğimiz bir durum vardı ama şimdi burada bir şeyin kopyasına sahip olmakla işte orijinaline sahip olmak arasındaki mesele bence yani çok kavramsal olarak çok farklı noktalarda tartışılabilir. Ben henüz daha yani buna hazır değilim. Yani müze bilimci olarak da ziyaretçi olarak da dolayısıyla hani bu tür tartışmaları yani bugünkü müzeciliğin dönüşüm tartışmaları içinde yani sizi çok tatmin edecek bir cevap veremesem de henüz çok önemli bir noktada olmadığını düşünüyorum. Çünkü bugün her şey o kadar erişilebilir bir noktada ki her şeyin kopyalarını alabiliyoruz. Üç boyutlu yazıcılarda çıktılarını yapabiliyoruz. Çağdaş sanatla geleneksel etnografik malzemeyi bir arada sergilediğimiz geçici sergiler geliştiriyoruz. Dijital unsurları ise ben nerede kullanmak isterim? Yani bu benim çok tasvip etmeyeyim bir şey değildir. Bir hikaye anlatırken hikayeyi tamamlamak üzere bir sergileme yöntemi olarak kullanmak isterim. Yani teknolojinin kendisi, müzenin içinde başlı başına böyle bir teknoloji var. Bunu da müzede kullanalım diye hiçbir zaman yola çıkmadık. Ama bunlarla maalesef çok karşılaşıyorum bu dönemde. Çünkü ben çok müze projesi yapıyorum. Belki takip ediyorsunuzdur. Ve sürekli insanlarla işte mevcut koleksiyonlarını, mevcut hikayelerini, işte kamu kurumları olsun, özel kurumlar olsun çalışırken Yaşım Hanım işte gözlük koyacak mısınız? İşte Yaşım Hanım AR uygulaması koyacak mısınız? Diye başlıyorlar. Ben de bilmiyorum. İşin başında buradan yola çıkamayız. Bakalım elimizde ne var? Nasıl bir hikaye kuracağız? Yani ziyaretçiyle nasıl bir etkileşim düşünmek istiyoruz meselesi için yani yerli yerinde kullanılabilecek meseleler. Ama NFT aslında daha çok koleksiyonerlerin muhtemelen şu an için çok ilgilendikleri bir şeydir bence. Yani bir sanat eserini edinmek istediklerinde müzeler bunlara sahip olmalı mı, olmamalı mı? Hani gerçekten bu 19. yüzyıldaki tartışmanın bu dönemdeki meselesi bence bir süre sonra bu gerekli mi, gerekli değil mi diye bu tartışmayı yapıyor olacağız. Ben hangi tarafta olacağım onu söyleyeyim. Kesinlikle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani benim için bilgi herkes için erişilebilir olmalı. Zaten biricik sanat eserlerimiz yine hikayesiyle bağlamıyla müze ziyaretlerinde gördüğümüz mesela hani Kaplumbağa Terbiyecisi'ni Pera Müzesi'nde gidip görmek tabii ki bambaşka ama onun dijital kopyasının bende olmasının bir gereği yok. Çünkü ben onun aslında hikayesini merak ediyorum ve onu gerçekten müzede hissetmek isterim. Karşısına oturup bakmak isterim. Ve takip ettiğim aslında bütün araştırmalarda da dijital, özellikle pandemi dönemi, pandeminin ilk zamanlarında çevrimiçi ziyaretlerin çok arttığını ama yapılan anketlerde insanların yine de müzeye gitmek istediklerini görüyoruz. Bu tür araştırmaları takip edebilirsiniz İKOM'un web sitesinde de. Hatta, 11 dakikanız. Evet, ben şunu bile düşünüyorum. Hani nasıl olur bilmiyorum ama bir süre sonra tamamen her şeyin mekanik olduğu, dokunulabilir olduğu, dijital hiçbir uygulamanın olmadığı müzeler, butik müzeler yapacağız. Çünkü çok diğer uygulamalar biraz belki de standart olacaktır. Şimdilik böyle düşünüyorum. Yani daha sonra nasıl olur bilemeyeceğim. Teşekkür ederiz. Son bir şey ekleyebilir miyim ben? Belki Padlet'e daha detaylı bir açıklama yapmak istersiniz diye eklemek istiyorum sadece. Müzeler de aynı zamanda koleksiyonerler değil midir? Bunu ekleyip belki düşüncenizi değiştirebilecek yönlendirme bir soru olur. Buna cevap vermek isterim ama süremi bitirdim. Evet, Padlet'e cevabınızı verebilirsiniz, tamam. Yeşim Hanım. Teşekkür ederim Şebnem, senin de soruyu bir adım öteye taşıdığın için. Yeşim Hanım, size de çok teşekkür ederim. Şimdi biz müsaadenizle böyle ekran önünde bir saatimizi doldurduk. Bir 5 dakika ara verelim. Ekranlarımızı kapatıp su, kahve ihtiyacımız varsa onları alalım. 20.36'da
sorularımız devam edecek. Bir mola vermek için sizleri soluklanmaya davet ediyorum. Thank you.
Evet, sanırım yeniden hoş geldin diyebiliriz. Devam edeceğiz. Umarım yorumlamışsınızdır. Sıra Gaye'de. Gaye hazırsan başlayabiliriz. Evet, hazırım. Müzelerde çocuklara farklı deneyimler sunuluyor. Peki çocukların müzede edindiği deneyimler gelecek deneyimlerine de yansıyor mu? Deneyimin devam etmesi için neler yapılmalı? Bu soruyu Sema Hanım'a yöneltmek istiyorum. Geleneksel çocuk oyunlarının geleceğe aktarılması için Gençlik Spor Bakanlığı'nın da desteklediği Şarj Bitmeyen Oyunlar isimli projeyi de oluşturan Eğitme İlk Adım Sokluğu'ndaki ekip arkadaşlarımla görüşmelerim sonucunda soruyu Yaşayan Köy bağlamında özelleştirmek istiyoruz. Yaşayan Köy'de çocuklara geleneksel çocuk oyunlarını oynama fırsatı sunduktan sonra çocukların ilgilerini sürdürmek için neler yapıyorsunuz? Çocuklar müzeden ayrılınca dijital oyunlarına geri mi dönüyor? Sürdürülebilir olması için neler yapılmalı? 5 dakikalık süreniz başladı, buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Güzel bir soru, çok güzel bir soru. Ve çok zor bir soru yine. Çünkü içinde bulunduğumuz dijital ekosistemde bizim küçücük bir müze olarak bütün bu sistemi değiştirip dönüştürüp farklılaştırmamız ve öğrencilerin, çocukların oyun alışkanlıklarını değiştirmemiz pek mümkün görünmüyor. Ama müzedeki deneyimlerimiz şunu gösteriyor, ya da biz şöyle bir uygulama daha yapıyoruz. Hem bütün müzelerimizde, belki Hamam Müzesi'ni bunun dışında tutabiliriz, ama bir dördüncü müze olarak Gezici Müzeyi de işin içine kattığımızda şunu gözlemliyoruz. Biz hem Yaşayan Müze'de, hem Anadolu Açık Hava Müzesi Yaşayan Köy'de, hem de Gezici Müze olarak gittiğimiz okullarda bize gelen dönütler, biz bu çocukları işte telefonlardan, iPad'lerden kurtaramıyorduk. Devamlı ikaz ediyorduk. Yani özellikle öğretmenlerin ve anne babaların söylediklerini söylüyorum. Siz geldiniz, okul için söylüyorum. Siz geldiniz ve biz bu uyarıların hiçbirini yapmadık. Çünkü çocuklar orada bizimle oldukları süre zarfında gerçek bir deneyim yaşadılar. Çok az kullandıkları kasları kullandılar. Hiç daha öncesinde deneyimlemedikleri bazı uygulamaları yaptılar, oyunlar oynadılar, yeteneklerini keşfettiler. Bundan zevk aldıklarını gördük, onlar da gördüler. Ama bunlar daha sonra, yani biz oradan ayrıldıktan sonra ya da müzeden ziyaretçiler ayrıldıktan sonra bunun sürdürülebilirliği mümkün oldu mu? Bunu çok az veriyle size sunabilirim. Ziyaretçilerimiz bizim ilk soruyla da bağlantılı olarak işte bize 5 yaşından işte 20 yaşına kadar devamlı gelen ziyaretçilerimiz var. Bu sayısı az da olsa ilişkilerimizin sürdüğü ziyaretçiler. Ama onlardan aldığımız dönütler hep şu yönde. Yani biz sizinle tanıştık ve bu değerlerimizin kıymetli olduğunu fark ettik ve bu fark edişle de aramızdaki mesafeyi, yani gelenekle ve geleneksel oyunlarla mesafeyi daha az tutmaya, bu kadar uçurum yaratmamaya gayret ettik. Yani böyle bir bilinç uyanmış ailede ve aile işte topaç çevirmek olsun, mangala olsun, mesela mangalının yayılmasında ciddi bir etkimiz olduğunu düşünüyorum ben müze olarak. Yani hem gezici müze olarak hem sabit müzelerimizde ciddi anlamda bu oyunun bilinirliği, tanınırlığı için çalışmalarda bulunduk. Ve değişik şekillerde bunu ziyaretçiye sunduk. Dolayısıyla bu tür şeyler mümkün oldu. Ya da İşte sahne sanatları anlamında geleneksel tiyatroyla ve bu oyunun kahramanlarıyla ziyaretçilerimizi, çocuklarımızı tanıştırdık. Ve onların oyun setlerini alıp evlerinde
deneyimlediler, bu öğrenme sürecini devam ettirdiler ve bu karakterlerle de kurdukları bağın olduğunu yine geri dönüşlerden biz öğrendik. Dolayısıyla böyle bir şey var ama bunlar münferit örnekler. Yani bunu yaygınlaştırmak ve bunun mümkün olduğunu söylemek çok aşırı bir yorum olur. Böyle bir şey mümkün olamaz. Yani müzeler evet hayata dokunabilir ama hayatı değiştirebilir mi? Ondan pek emin değilim. Bu küresel güçler var karşınızda. Efendime söyleyeyim, çok ciddi bir arkadaş çevresi var. Eğilimler var, yönelimler var. Bunlarla bizim mücadele etmemiz, minicik bir müze olarak, Ankara'nın kırsalında yer alan bir müze olarak mücadele etmemiz, bu alışkanlıkları değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerçekten çok ütopik geliyor. Yani keşke yapabilsek tabii ki ama karşımızda çok bambaşka bir tablo var ve bu tabloyu bizim gücümüzle değiştirmek mümkün değil. Gaye yeterli bir cevap oldu mu bilmiyorum. Çok güzel, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama ben gerçekten özellikle gittiğimiz okullarda her öğretmenin gelip bizimle ayrı ayrı bu konu için teşekkür ettiklerini, ya biz bu çocuklarla baş edemiyorduk, siz geldiniz ne güzel, bizim o savaşımız sulha erdi diye bize şikayette bulunduklarını biliyorum. Yani bu konuda belki binlerce öğrenciyle beraber olduk. Onlara doğru yaklaşırsanız, belki kolektif içinde herkesin oynadığını görünce ve bir rekabet doğunca, o zaman gerçekten çok ilgililer. Ama sonrasında siz çekiliyorsunuz ve onlar yine gündelik hayatlarıyla, rutinleriyle baş başa kalıyorlar. Siz orada sadece küçük bir figürsünüz. Çok teşekkür ediyoruz. Belki daha çok sürdürülebilir, daha devamlı, daha ısrarlı çabalarla bu kültürde. Evet, daha, tabii bu kurumlar arası belki ortaklıklarla olabilir. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarıyla paralel yürütülebilir. Umarız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, hazır böyle taşıma, eve taşıma, devam ettirme gibi cümleler kurmuşken yine bu kelimelerin geçtiği bir sorumuz var ama tabii ki konu başka bir yönde. Ben Ceren'e mikrofonu uzatıyorum. Ceren, hazırsan. Hazırım. Bu arada ben bunu aks temsilcilerinden Gizem adına sorduğumu belirtmek isterim. Arkadaşımın hakkını vereyim. Belki devam açısından iyi olabilir diye düşüneceğim. Rast geldiğine çünkü. Türkiye'de müzeler çok statik görünüyor. Sergideki ve depolardaki taşınabilir eserler gezemez mi? Eseri bir depoda ya da müzede bir şehre sabitlemek eserin potansiyeli kullanmamızı engel değil mi? Rıdvan Hocam yine size soruyorum. 5 dakikanız var Rıdvan Bey. Evet. Tam da bugünlerde galiba bu eserin gezmesi ya da yeni bir noktaya taşınması ya da yeni bir depo müze kurulması konusunda bir gelişme var ve buna yapılan yoğun muhalefet var. Muhtemelen depo müze kavramına çok aşina olunmaması sebebiyle tabii ki gezebilir. Ama şöyle bir şey var, yani bir an için işte İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde olduğunuzu düşünün. Aslında bir imparatorluk müzesi, yani o kurulduğunda bir imparatorluk söz konusuydu. Mesela tüm müzelerin hayali şudur Anadolu'daki, kendi bölgesinden çıkmış eserleri İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden almak. Fakat İstanbul Arkeoloji Müzesi onları işte çıktıkları yere ya da ihtiyaç duyan müzelere verdiğinde, bu sefer o koleksiyon, işte o İmparatorluk Asar Atika Müzesi koleksiyonu olur mu? Düşünmek, sormak lazım. Ben açıkçası eserin kendisini bu kadar önemsemiyorum. Eseri vazgeçilmez görmüyorum. Ama bir eleştiri adına biz çoğunlukla mesela yurt dışına sergi gönderen bir ülkeyiz. Bizden talep var. Biz ise mesela sınır dışı anlamında
sergi getiren bir ülke değiliz. Evet, bunun bir maliyeti var falan. Burada bir bizim maliyeti dışında bizim bir olumsuz düşüncemiz var. O da şu, Anadolu kültürel mirasının çok zengin olduğunu, hatta daha romantik söylemlere gidersek, işte güneşin Anadolu'dan doğduğunu, uygarlığın Anadolu'dan yükseldiğini falan düşünüp, bu özgüven farklı kültürleri merak etmek konusunda merakımızı törpülüyor. Yani en iyinin, en üstün olanın, en iyi ve uygarlığın bizim topraklarımızda olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple de bir başkasını merak etmiyorsun, bir başkasını görmek istemiyorsun. Eseri bağlamından özel şartlarda kopartılabilir. Yani geçsin diye tamamen böyle bir şimdi de oraya gitsin, şimdi de buraya gitsin değil. Anlamlıysa bağlamından zaman zaman kopartmanın yerinde olabileceğine inanıyorum ama eserin hareketliliğini ya da eserin kendisini çok şeye koymuyorum. Benim için birincil durumda değil, benim için birincil durumda olan hikayeyi anlatmak. Dolayısıyla o eser olmadan da o hikayeyi anlatabilirsiniz. Yeşim hani özel sektörde ve müze kurmak konusunda çalışan bir profesyonel olarak o bunu muhtemelen paralel düşünüyordur. Düşünmese bile uyguluyor, yapıyor. Dolayısıyla da evet değiştirebilir, çıkmaz gidemez demiyorum ama birincil önemli olduğunu da düşünmüyorum. Teşekkür ederim hocam. Daha devam edebilirdiniz. Bir dakika kadar süreniz vardı ama sanıyorum ki tamamladınız. Evet, tamamladığım gibi bu arada bu şey çok heyecanlı bir süreç. Şimdi galiba bundan sonraki programlarınızda mesela şöyle bir bölüm olmalı bence. Mesela keşke bana sorsa, hani sürenin sorunu geldiğinde keşke bana sorsaydı. Öneriye açığız. Gençler not alalım. Evet, mesela bir soru var. Diyorum ki evet ikinciye döndük ve o soru yine gelmedi. Oh diyorum. Yani şöyle Rıdvan Bey, o sizin bir dakikanızı burada kullanalım. Selma Hanım ve ben çocuklara sorular kısmını mentorluk ederken birazcık aslında böyle oyunlara da başvurduk. Başka birinin içinde kalsın bu soru istedik ki biraz daha heyecanı artsın. O yüzden o yüzden Padlet platformumuzu kurduk çeşitliliği de arttırmak adına. Aha. Teşekkür ederiz ama önerinizi alacağız. Dediğiniz gibi belki programımızın bir bölümü olabilir. Keşke bana evet, sorulsaydı bölümü. Heyecanlı olduğunu doğruluyorum ben de. Teşekkürler. Teşekkür ederiz katkınız için. Ve yeni bir soru. İrem, söz sende. Benim sorum çok kısa ve öz bir soru aslında. Ve ben Padlet'in hepsinden, her müzeciden bunun aslında bir tık cevabını bekliyor olacağım. Bence tüm arkadaşlarım da bekliyor olacak. Müzeleri çok sesli, demokratik ve kapsayıcı yapan unsurlar nelerdir? Ve ben bu sorumu Eda Hanım'a sormak istiyorum Pera Müzesi'nden. Teşekkür ederim. Aslında çok seslilik ve kapsayıcılık oluşu sergilerde de ele alınıyor. Bu temalar ve kavramsal çerçeveler kapsamında ve aslında buradaki mesele daha genelden gidecek olursak tabii ki her müzenin de belli bir uzmanlık alanı var. Ve ziyaretçilerin de ilgi alanlarına dikkat ediliniyor ve herkese ulaşılabilir olması için örneğin özel müzeler kapsamında diyelim ki ücretsiz günleri var ve en önemlisi herkese erişilebilir olması için çaba gösteriliyor ve bu kapsamda erişilebilir web sitesinin oluşu fiziksel olarak zaten erişilebilir olmasının ötesinde dijital olarak da erişilebilir olmak ve işte örneğin üç boyutlu sergilerin yine şehir dışına ya da yurt dışına yayılması kısmı ama tabii ki ziyaretçi ne istiyor aslında? Dolayısıyla buradaki belki ölçme değerlendirme kısmı müzeler için kıymetli. Ve yani sergilemesiyle
örneğin sunum teknikleriyle olsun, tasarımıyla, en önemlisi de tabii ki interaktif oluşuyla demokratik öğrenme platformu aslında müzeler ve öğrenme alanları birebir açık ve sonuçta birçok çeşitli türde müze var. Sanat müzesi, endüstri müzesi vesaire. Dolayısıyla ve bu kapsamda da müzeleri ziyaretçiler arzu ederlerse belli bir uzmanla gezebilirler, kendileri gezebilirler, sesli rehberden destek alabilirler gibi gibi. Yani bunlar aslında hepsini, yani herkesi kapsayıcı olması için yapılan çalışmalar ve aynı zamanda serginin kavramsal çerçevesine, temasına göre de tüm bunların kapsayıcı olmasına ilk başta söylediğim gibi özen gösteriliyor. Metinlerin, örneğin sergi metinlerinin anlaşılır olması olsun ve özellikle gençlere fırsat tanınması, genç sanatçılara olanak tanınması, sergilerin açılması gibi ve bunların yanı sıra yan etkinlikler, sözel etkinlikler, konserler vesaire, öğrenme programları, film gösterimleri, yayınlar, bütün bunların hepsi aslında kapsıyor diyebiliriz ve yani aslında bunların hepsi kapsayıcı unsurlar diyebiliriz. Eklemek istedikleriniz olursa soruları alabilirim. Hüda Hanım, hani siz bir müze eğitimcisi de olarak biraz eğitim bağlamında da bunu açabilir misiniz? Elbette. Aslında çocuklardan başlayıp dediğim gibi sonuçta burada gençler, yetişkinler, huzur evleri olmak üzere hepsine, herkese ulaşılabilir olması en önemlisi. Ve yapılan etkinlikler de eserlerle iletişim kurulmasına yarıyor. Sanat ve toplum arasındaki bağ kuruyoruz bu öğrenme programları kapsamında. Biz de o kapsamda aracıyız aslında. Yani disiplinler arası etkinlikler düzenlemeye özen gösteriyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda STK'larla, Milli Eğitim Müdürlükleriyle olsun ya da okullarla, öğretmenlerle, huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim öğrencilerinin öğretmenleri ve merkezleriyle birlikte çalışmaları hem normalde tabii ki COVID öncesinde fiziksel olarak devam ettiriyorduk. Ancak şu anda mesela çevrim içi ortamda da herkese erişebiliyoruz. Süremizi bir miktar aşıyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Soru genişledi ama çok teşekkürler ve özür diliyorum. Evet, o zaman ben devam ediyorum. Mübeccel, hazırsan? Hazırım. Sokak ve müze bir bütün olarak hareket edebilir mi? Ben sorumu Yeşim Hanım'a yöneltiyorum. Yeşim Hanım, buyurun. Sesiniz gelmiyor. Sesinizi açabilir misiniz? Çok özür diliyorum. Öncelikle hafif karanlık bir ortam var. Onun için özür dilerim. Çünkü şehir dışındayım. Maalesef pansiyonun bahçesinde bu konuşmaya katılmak zorunda kaldım. Umarım çok rahatsız edici değildir. Bize farklı bir manzara sunuyorsunuz. Gayet güzel. Biraz romantik. Evet. Şimdi aslında sokak ve müze dediğimiz meseleyi nasıl ele alacağımı epey bir düşündüm. Çok keyifli bir soru bu. Dün bir İKOM'un Uluslararası Müzeler Komitesi'nin belki web sayfasına bakıyordur genç arkadaşlar. Çok güzel makaleler var. Mutlaka okuyun. Çünkü dünyadaki güzel örnekleri de paylaşıyorlar bir mesleki deneyim alanı açısından. Amsterdam'da bir projeden bahsediyorlardı ve Amsterdam'da Sokak Sanatları Müzesi diye bir müze etkinlik yapıyor. Ve gerçekten de bütün sanatçılarla bir araya gelerek katılımcı hem etkinlikleri hem sokakta hem bu işleri üretenlerle birlikte bir iş geliştiriyor. Şimdi bunu gerçekten bu şekilde
ele alabiliyoruz. Bir de hani şöyle düşündüm yine bu soruyu, hani bir mahallede yaşayan insanlarla ne yapabilir müze acaba, sokak ve müze bir arada? Belki bunu da göçmenler üzerinden tartışabiliriz. Çünkü bunlar bizim hiç girmediğimiz meseleler aslında. Bugün dünyada göç sergileri, hatta göç müzeleri son dönemin en önemli konusu. Yani birkaç temel konu var, işte iklim bunlardan biri ama göç de bunlardan biri. Biz nasıl ilişki kuruyoruz ve müzelerimize bu insanlara nasıl yer veriyoruz? Şöyle düşünmeyelim, yani biz illa alıp bir obje koyduk, işte bir işte sergi yaptık gibi değil. Bunlarla beraber proje yapmak demek. Müzenin içinde belli platformlarda bu insanlara yer vermek ve seslerini duyurmak demek. Yani bütün ötekileştirilmiş insanları müzelerde nasıl yere açabileceğimizi düşünelim. Bunlar aslında bizim çok obje odaklı bir müzecilik anlayışımız olduğu için Türkiye'de çok ütopik geliyor konuştuğumuzda. Ama ben özellikle yerel yönetimlerle çalışırken de bunları bir proje olarak yapabileceğimizi hep göz önünde bulunduruyorum. Ama çok işte klasik taraftan devam etmek istiyorlar. İşte Yaşım Hanım, önce kent müzemizi yapalım. Müzeleri yaptıktan sonra, yani işte özellikle kent müzelerinin bu konuyu ele alması gerekiyor. Nasıl ele alacağımızı da aslında işte orada yaşayan insanlarla birlikte tartışarak yapıyor olacağız. Yani ihtiyaç nedir? Nasıl temsil etmek istiyorlar kendilerini? Nasıl yer almak istiyorlar? Biraz bu anlamda ele almak gerekiyor. Ama şimdi bu soru için özellikle ben sormak istiyorum. Hani belli bir bakış açısından duymak istediğiniz ya da değerlendirmek istediğiniz bir şey varsa belki oradan devam edebiliriz. Onun için de çok genel bir soru olduğu için biraz daha açabilirsen daha rahat cevap verebilirim. Hani gerçekten bunu bir sokak sanatı olarak mı ele almak istersin? İşte göçmenlerle birlikte yapılan projeler açısından mı değerlendirmek? İşte çok seslilik, çok kültürlülük üzerinden mi değerlendirmek istersin? Çünkü sürede çok kısıtlı olduğu için. 1,5 dakikanız var. Bir becel soruyu geliştirmek istersen. Evet. Ben bunu tasarım bağlamında düşünmüştüm ama etkileşim aslında eserle karşılaşma olarak bakılabilir dediğinize çıkıyor aslında. O yönden. Yani tasarım benim için, yani tasarım girdisi aslında zaten oranın kendisiyle, işte koleksiyonuyla, bilgisiyle gelişen bir mesele. Yani bir işin tasarım tarafı işte orada nasıl ele alıyorsanız müzenin teması ya da serginin teması neyse bir şekilde işte katılımcılıksa, işte bir göç sergisi yapıyorsanız zaten mutlaka oradaki göçmenlerle çalışmak zorundasınız. Yani müzenin küratörü kim olacak? Elbette oradaki göçmenler, onların yaşadıkları deneyimleri. Yani çok başka bir taraftan da hani ele alıp bir örnek verebilirim. Benim çok sevdiğim ve daha önce başka konuşmalarda da bahsettiğim bir Ayancık Keteni Müzesi yaptım. Ve Ayancık Keteni Müzesi'ni çalışırken gerçekten ketenin ekildiği tarlaya gidip çiftçilerle, onu ipliğe dönüştüren işte uygulamacılarla, yani müzenin küratörleri onlardı. Bütün kurguyu onlarla birlikte yaptık biz. Yani başka türlüsü zaten olamaz. Dolayısıyla bunların hepsi o tasarımın girdisidir. Anlattığınız hikayenin öznesi kimse aslında, öznesi sokakta üretilen bir şeyse, sanatsa ya da başka bir şeyse, bunu tasarım girdisi olarak taşıyorsunuz. Tasarımı gerçekten şöyle algılamayın lütfen. Yani 3 boyutlu... Süreniz bitmek üzere. Evet. Çalıştığı bir hani programmış gibi değil. Tasarım tam olarak hikayeyi nasıl ele alacağınızla başlayan bir şey, olgu. Teşekkür ederim. Kendimi çok kötü hissediyorum bugün moderatör olarak. Evet. Öyle, sürekli. Sorular o kadar geniş kapsamlı, evet. Ki yani bu böyle hani birkaç kere karşılıklı etkileşmek gerekiyor. Çünkü mutlaka bir şey duymak üzere soruluyor. Doğru. Doğrudur ama biz tabii ki kontağımızı, etkileşimimizi kaybetmeyeceğiz. Bu tamam. Onu gösteriyor. Teşekkür ederim Yaşım Hanım. Mübeccah Hanım, teşekkür ederim sorun için. Evet, yeni bir soru ve Pınar, söz sende. Bu müzecilikle ilgili konuşulurken çok popüler konulardan, belki birazcık kolay kaçışlardan biri de müze gönüllüleri konusu. Müze gönüllülüğü Türkiye'de neden yaygınlaştırılıp bir sistem haline getirilemiyor? Neden sürdürülebilir bir şey olarak devam edemiyor? Ben bu sorumu Rıdvan Bey'e sormak istiyorum. Teşekkür ederim Pınar.
Şimdi ben yine Kültür ve Turizm Bakanlığı müzeciliği adına bildiklerimi paylaşmış olayım. Sorunu aynı zamanda haklı bir eleştiri de. Bizim müzecilik mevzuatlarımız 80'li yıllarda oluşturulmuş. Müze özelinde ise iki temel mevzuat var. Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği ve Müzecilik Kılavuzu. Kültür ve Turizm Bakanlığı müzeleri bu kapsamda iş yapmaya çalışıyor. Fakat sanırım biri 84, birisi 87 yılı gibi çıkmış şeylerdi. Müzecilik bunları çok 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 çoktan aştı ve kesinlikle yanıt vermiyor. Bu söylediğim her iki yazılı metinde müzeciliğimize yanıt oluşturamıyor. Mesela bu metinlerde müze gönüllülerinden hiç bahsedilmiyor, hiç anılmıyor. Her şeyden önce müze gönüllüleri adına, hiç değilse kamu müzelerinde özellikle mevzuatta bir yenilemeye ihtiyaç, mevzuatın içine alınmasında bir ihtiyaç var. Niçin? Kanunda olmazsa yapılamıyor mu? Mesela tüm kamu kurumu, özel sektör, herkesi çok ilgilendiren bir kanun var. İş sağlığı ve güvenliği kanunu. Bu kanuna göre o arada, o mekanda, işte o müzede, o iş yerinde çalışan her kim varsa bu iş sağlığı ve güvenliğine uygun çalışıyor olması lazım. İşte burada da sigortasının yapılıyor olması falan gibi şartlar var. Yani çünkü olumsuz durumlara karşı da bu kanundaki mi yaptırımlar var. Ve müze gönüllüleriyle ilgili tanımlanmış bir alan olmaması sebebiyle her şeyden önce bir müze yöneticileri inisiyatif almaktan birazcık da haklı olarak kaçıyorlar. Bir. İkincisi, mesela stajyerlik bağlamında ben genç arkadaşları hep şöyle yönlendirmeye çalışıyordum. İşte hem iş sağlığı ve güvenliği kanunu da uysun diye. Lütfen, hatta çoğunlukla üniversitelerinden de ben talep eder hale geldim. Lütfen arkadaşımıza staj sigortası yapın ve müzemizde çalışsın. Staj sigortası yapın ve müzemizde çalışsın. Hem o arkadaşlar için bir başlangıç adına iyi bir şey, hem de benim o arkadaşlarla beraber çalışabilmem açısından bir avantaj sağlıyor. Son yıllarda, sanırım 3 yıl kadar oldu, Genç Gönüllüler diye bir Gençlik Spor Bakanlığı'nın bir girişimi oldu. Bu Genç Gönüllüler sayfasında sanırım Zafer Hocam muhtemelen bunun iyi uygulayıcıları arasındadır. Genç Gönüllüler sayfasında müzeler ya da işte kazılar, o hangi devlet kurumuysa, orada gönüllü aradığını duyuruyor. İşte planlanan zaman içinde, planlanan iş akışı içinde Turaya Müzesi olarak 2021 yılında biz 4 gönüllümüzle burada bir program açtık. Hatta yenisini birkaç gün içinde açacağız, Haziran ayı için. Açtık. Oradan başvuru oldu. Ben hemen neden oradan yanıt bulabildim? Çünkü kamunun oluşturduğu bir site. Kamu gelin diyor, ben böyle bir platform kurdum diyor. Yani hukuksal ve mevzuat anlamında bana bir miktar destek oluyor. Ve o noktadan da Genç Gönüllüler sayfasından başvuran arkadaşlardan 4'ünü 2021 yılında aldık ve onlarla beraber çalıştık. Süremiz daralıyor, çok özür diliyorum. Tamam. 2021 yılında da sanırım bakanlığımıza bağlı müzelerde toplam 100'ü aşkın kişi bu genç gönüllülerden faydalanmış. Bunun çok daha aktif çalışması lazım. Selman, hemen son şeyim. Burada ben hep kamu tarafında olarak çuvaldızı kendime batırdım. Bir de vatandaş tarafından bakıp söyleyeyim. Bu bizim kültürümüzde çok şey değil, çok yaygın değil. Öğrencilik yıllarımda kazıya giderken hiçbir zaman hocaya işte biz para alacak mıyız, ne olacak, bunları sormak sanki ayıp gibiydi hatta. Hiç sorulmazdı ve işçi gibi çalışmak da işin adetindendi. Mesela son zamanlarda hani arkadaşlarımızdan ya ne kadar alacağız, nasıl olacak sorularının çoğaldığını duyuyorum. Gönüllülük
kültürünün geleneğinin de yayılması lazım. Bu da toplumsal bir eksiklik. Uzattığım için özür dilerim. Estağfurullah, çok teşekkürler. Tabii aramızda özel müzeler de var. Konunun çok basamaklı olduğunu biliyoruz ama bunları PEDET üzerinden arzu ederseniz görüş olarak bildirebilirsiniz. Çok teşekkürler. Evet, Nefise, hazırsan. Evet, sözü teşekkür sana ederim. Devrediyorum. Öncelikle ben şöyle bir eklenti yapmak isterim. Biliyoruz ki eseri toprak altından çıkarıp sergi alanına kadar iyileştiren ya da koruma onarım işlemlerini yapan konservatörler olarak biz varız. Peki şöyle bir soru soracağım. Müzelerde laboratuvar ya da konservasyon, restorasyon atölyeleri gibi altyapıların yaygın olmadığını gözlemliyoruz. Bunun nedeni ne olabilir? Ya da bunun olması için neler yapılabilir? Bir diğer sorum da Kültür Bakanlığı koleksiyon denetimi yaparken restorasyon konservasyon denetimi neden yapmıyor? Bu soruyu ben Zafer Hocam'a yöneltiyorum. Evet Zafer Hocam, buyurun. Evet, teşekkür ederim soru için. Rıdvan Bey de diyecektir. Bu benlik bir soruydu ama Zafer Hoca'ya kaçtı. Gitti. Yok, tabii ki o da bu anlamda bazı şeylerini izliyorum çünkü çok güzel örnekler var. Evet, gerçekten birçok müzede aslında gerekli laboratuvar, restorasyon atölyeleri gibi atölyeler gerektiği gibi işlemiyor. Yani bu özel müzelerde de benzer şeyler görebiliyorum ama tabii ki her müzenin çok iyi bir restorasyon, konservasyon biriminin olması gerekir. Aslında kültürel anlamda bakıldığında eser ve kültür ve müze kavramı içinde düşündüğümüzde bunları en önemli bağlayan unsurlardan bir tanesi restorasyondur, konservasyondur. Çünkü eserlerin hepsi harika gelmez. Gelse bile onu zaman içinde oluşabilecek bir takım problemleri halledebilecek yetenekli ve deneyimli ekip de olması gerekebiliyor. Ve bunu altyapı olarak bir müzede ya da bir sergi alanında gelen ziyaretçi ya da meraklı olan müzeye gezenlerin bu background'u görmediğini fark ediyorum ve görüyorum. Yani aslında geride çalışan bu restoratörler ve konservasyon yapanlar, sadece laboratuvarda değil, arazide de aynı şeyi yapanlar, bu kadar ön planda gözükmeyen ama ziyaretçi tarafından da çok fazla algılanmayan, bilinmeyen bir grup. Bunun yani bir tarihi eseri, bir kültürel varlığı toprak içinden çıkartmanın bütün zorluklarını aynı zamanda yaşayan, gören, aynı zamanda bu çıkan eserin de üzerinde neler yapıldığını, hangi işlemler yapılarak gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde ulaşmasını sağlayacak, o ekibin neler yaptığını gösteren laboratuvarların da açık ve net olması gerekir. Yeşilova'da mesela bunu açık bir camekanlı bir yerde bütün gün izleyebiliyorlar. Her zaman ziyaretçiler gelebiliyor. Bunun için bir engel yok. Rıdvan Bey'in Troya Müzesi'nde de belli zamanlarda bu perdeler açılarak yapıldığını biliyorum ve görüyorum da. Yani bu yeni yeni şeyler aslında müzelere gelen hem bakanlık müzeleri hem de yerel yönetimlerin bu tür desteklediği çalışmalarda olan şeyler. Yani bir arkeolojik alanlarda ve bir müzede her noktanın aslında ziyaretçi için merak edilen bir nokta haline getirilmesi lazım. Ve meraktan da öte bu emeğin sergilendiği bölümler halinde olması gerekir. Bu açıdan bu tür laboratuvarların daha açık bir şekilde, sergilenebilir bir şekilde hatta var olmasından yanayım ve bu konuda da ısrarlıyım. Tabii ki Kültür Bakanlığı ne ölçüde bunların denetimini yapıyor? Yani konservasyon denetimi yapılıyor. Bunu çok iyi bilmiyorum ama bunların tarihi olması, bulunduğu yerde bozulması aslında bir ölçüde bu tür denetimlerin yeterince yapılmadığının da birer kanıtı. Her eser grubu
bir müze uzmanına emanet edildiği için sadece o bağlamda bakıldığından gelecek süreçleri çok iyi incelenmediğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Zafer Hocam, biz teşekkür ederiz. Güzel ve ekonomik bir süre kullanımıydı. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. Yavaş yavaş sona yaklaşırken söz Elif'te. Merhabalar. Ben bir eğitimci gözünden bakacağım soruya. Bir örnek haberle başlamak istiyorum. Bir İngiltere'deki bir müzenin bir haberi bu. Direkt haberin başlığını söyleyeceğim. Müze tarihi eseri kıran çocuğu arıyor. Başlık bu. Ve ilk gördüğümde olumsuz hisler uyanmıştı içimde. Çünkü 221 yıllık bir vazo kırılan, paramparça olmuş. Bu bağlamda, bu haber bağlamında size şunu sormak istiyorum. Müze objelerinin güvenliği konusunda bir çocuk böyle bir, bu haberdeki gibi bir durumla karşılaştığınız zaman müzenizin ve sizin çocuğa yaklaşımı ve tavrı nasıl olurdu? Eda Hanım, size sorum. Tahmin etmiştim. Teşekkür ediyorum. Siz şimdi bahsederken haberi de araştırdım hatta bir yandan. Buldum hangi o eser olduğunu. Öncelikle bu derin bir konu ve hepimizin görevleri var aslında. Sadece hani müze ne yapar, güvenlik ne yapar meselesi değil ama öncelikle müzeler artık eskisi kadar sessiz mekanlar değil. Hatta oldukça hareketli, çocukların seslerinin olduğu, koşturduğu alanlar da olmaya başladı. Ve çocukları biliyoruz ki yetişkinlere oranla daha da çok kurallara uyuyorlar. Şu an pandemi dönemindeki işte maske takmak, takmamak olsun vesaire, virüse bile daha duyarlılar. Dolayısıyla aslında müzeyi ziyaret eden çocuklar ya ebeveynleriyle ziyaret edebiliyorlar ya öğretmenleriyle gezebiliyorlar. Sonuçta yaş gruplarına göre ayırdığımızda ya da rehberli tur eşliğinde bir ziyaret yapabiliyorlar. Eserler de aslında biraz da bu güvenlik önlemlerini düşünülerek de tasarlanıyor. Onlar da göz önünde bulunduruluyor ve sigortalanıyor. Bir tek çocuk değil, yetişkin de yanlışlıkla çarpabilir, bir şey olabilir. Ya da eser daha yoldayken bile bir başına bir şey gelebilir, bilemeyiz transfer sırasında. Dolayısıyla hani bunların hepsi zaten göz önünde bulundurularak aksiyon alınıyor. Ama şöyle bir şey var müzede öğrenme kısmında. Öncesi, esnası ve sonrası kısmına dikkat etmek gerekebilir. Müze öncesinde çocuk ebeveyniyle ya da öğretmeniyle gelecekse müze kuralları hakkında bilgi verilmesi gerekiyor. Esnasında ise zaten oradaki kimle geziyorsa, ebeveyniyle, öğretmeniyle ya da rehberli turdaysa zaten o yönergelerle keyifli biçimde geziyor. Biraz da bunu müzede de deneyimlemesi gerekiyor. O alanını da, o atmosferi koklaması gerekiyor. Dolayısıyla orada da birazcık belki yüksek sesle konuşmasına izin verip sessiz olması tekrar hatırlatmak o alandaki kuralları yani bilinçlenmesi konusunda da önemli. Ve olabildiğince mesela ebeveynler de getirirken sonuçta çocuklarını uyku saatlerine göre, yemek saatlerine göre getirirlerse çok daha iyi olur. Ve aynı zamanda müzelere de şöyle bir görev düşüyor. Eğer serbest olarak kendileri gezmek istiyorsa çocukların, müzelerin de bir aslında uygun içerik hazırlaması, işte örneğin işte belki treasure hunt gibi bir şey ya da bir oyun, bir böyle mapping bir şey hazırlaması gerekiyor. Dolayısıyla orada da onun kaliteli vakit geçirmesi, bir hedef odaklı gitmesi, ebeveyn ya da öğretmenin onu müzeye getirmeden önce onu bilgilendirmesi gerekiyor. Ki nereye gidiyoruz biz? Ben bugün ne göreceğim? Hangi sergi, hangi sanatçı? Belki bu kadar derin bilmese bile geri dönüşümle ilgili bir eser görecek belki de çocuk müzede. Dolayısıyla güvenliklerle de genelde müze eğitimcileri,
Uzmanları zaten her zaman iletişim halinde ve onları nasıl uyarmaları gerektiğine dair de biz bilgilendirme yapıyoruz. Ve onlar da bu konuya hassasiyet gösteriyorlar. Tamamdır. Dolayısıyla amacımız hani kimseyi küstürmeden, kızdırmadan kurallar çerçevesinde onların eğlenerek, iyi vakit geçirerek keyifli şekilde bir şeyler öğrenmelerini aslında amaçlıyoruz. Dediğim gibi onlar da o mekanda bunu deneyimlemek zorunda, hayatları boyunca unutmayacakları bir deneyim olacak. Sizin de bahsettiğiniz aslında belki de haberdeki gibi. Tabii ki o haberin başlığı tartışılır ama bu basamaklar önemli oraya gelene kadar. Bir bilgilendirme gerekiyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, biz teşekkür ediyoruz Elmedi Hanım'a hem de bütün genç müze ekibine. Tabii hem moderasyon hem süreçte biz de yorulduk, bir soru hakkımız olmasın mı diye düşündük. Biz de biz size bir şey sormak istiyoruz. Evet, tüm katılımcılara. Söz sende bu sefer. Teşekkür ederim. Evet, yani sorularımızın arasında bu vardı aslında ama biz soruyu Selma Hanım'la çok beğendiğimiz için çaldık diyebiliriz. Biz size tüm katılımcılarımıza, genç topluluğumuza ve hatta burada Cineli Müzesi kurucusu hem de yöneticisi Nevin Hanım var. Benim yöneticim, Rahmi Koç Müzesi yöneticisi Ceren Hanım da bu aramızda. Onlar da dahil olacak. Gördüm, çok özür dilerim. Evet, YouTube'da ekleyelim. Evet evet, YouTube'daki izleyicilerimiz de biz size böyle içimizden geldi bir soru sormak istedik. İyi müze nedir diye soruyoruz size. Buradaki gençlerimizle lütfen çok kısa olacak şekilde cevaplamanızı rica ediyoruz. Selma Hanım, kimden başlayalım? Uzmanlarımızdan mı, konuklarımızdan mı, genç ekipten mi başlayalım? Benim gözüme Elif ilişti, müsaade ederseniz. Tabii ki. Benim için iyi bir müze, hep çocukların açısından bakmaya çalışıyorum. Orada yaşanan anların tamamen ömür boyunca aklından silinmeyecek, akılda kalıcılık aslında demeye çalıştığım şey. İyi bir müze, akılda kalıcı müzedir diyorum. Peki, o zaman spontan yapalım, böyle bir bir isimler söyleyerek giderim. Şanslılar seçelim. Ben de Rıdvan Bey diyorum. İyi müze nedir? Bu arada kastettiğim soru buydu. Buyurun. İşte geldi. Galiba iyi bir müzenin tek tanımı olmayacak. Ben Ture Müzesi ölçeğinde buna cevap vermeye çalışayım. Mesela hayallerimden birisini söyleyeyim. Bizim Ture Kazı Başkanımız, Rüstem Aslan Hocamız, çok seviyoruz. Ture Müzemizin bir konferans salonu var. Mesela Ture Müzesi'nin konferans salonunda Rüstem Hoca'nın o sahneden inip ardından biz bir milli parkta bulunuyoruz ve etrafımızda 6 köy var. Yani içinde bulunduğumuz köyün nüfusu 438. O coğrafyayı hayal etmeye çalışalım. Rüstem Hoca'dan sonra Kalafat Köyü'nden bir ablamızın çıkıp taranı nasıl yapılır? O konferans salonunda onu anlatmasını istiyorum. Hatta müzemizin bir şeyi var, ortak bahçesi alanı var. Orada işte diyelim ki domates salçası nasıl yapılır, tam da uygulamalı olarak orada yapılmasını istiyorum. Yani çünkü bizim içinde bulunduğumuz müze binası bulunduğu çevreye yabancılaşmaya müsait bir bina, müsait bir mimari. Bunun hiç olmasını istemiyoruz. İstanbul Arkeoloji Müzesi, Ture Müzesi ya da işte Pera Müzesi, bunlar aynı müzeciliği yapamaz. Aynı müzecilik hedefleri bana kalırsa olamaz. Dolayısıyla ben bulunduğum noktada o kırsal yaşamın benim müzemin içine, kırsal üretimin, yöre adetlerinin müzemin içine olabildiğince girmesini ve Kalafat Köyü gibi, Çıplak Köyü gibi, Tevfikiye Köyü gibi Ture Müzesi'nin de o lokasyonlardan birisi olmasını istiyorum. Galiba elimde bir şey olsaydı, bir o yerli değnek. Evet, yani o kadar belki değil ama tüm o bölgedeki insanların, çocukların, kadınların, adamların hiçbir müze bileti, hiçbir sorgu olmadan
oraya istedikleri gibi girip çıkıp çocukların gelip o kütüphaneyi kullanıp işte insanların gelip orada çay kahvesini içebildiği bir mekan yaratmak hayalimiz var. Çünkü bulunduğumuz mekanla aramızda böyle kalın duvarlar çekmek istemiyoruz. Teşekkür ederiz Rıdvan Bey. Gerçekten iyi bir müze tarif ettiniz. Selma Hanım buyurun siz devam edin. Peki ben o zaman Rıdvan Bey'in bıraktığı yerden alıp soruyu Sema Hanım'a sormak istiyorum. Tam da doğru yeri diye düşünerek. Evet aslında biz Rıdvan Bey hayal kursun biz de gerçekleştirelim. Rıdvan Bey beraber çalışabiliriz. Deneyim aktarımı, paylaşımı her türlü mümkün. Şimdi harika olur hocam. Tamam memnuniyetle. Bence şimdi Rıdvan Bey tabii yerelleşme yani yerelle birlikte olma, mahalle birleşme, birlikte hareket etme, bütünleşmeden bahsetti. Ben de aslında yakın bir şeyden bahsedeceğim. Kültür politikaları geliştirilmesi bağlamında müzelerin katkı sunması gerekir. Yani bu tür faaliyetlerin içinde olabilen kültür politikası üretebilen müze iyi bir müzedir. Bu özel ya da devlet müzesi olmaksızın birlikte çalışmayı gerektiren bir süreçten bahsediyorum. Biz kavramları da hep işte siz diyorsunuz ya yabancılaşma bize çok yabancı yani somut olmayan kültürel miras diyoruz. Bu çok içi boş, bomboş bir şey. Yani bizde hiçbir tınısı yok. Ruhumuzda herhangi bir açılımı yok. Dolayısıyla bu tür kavramları da eğer biz yerelleştirebilirsek, yabancılaşmaktan kurtarabilirsek ve belki bunu başarabilirsek, daha kendimizin içinden ürettiğimiz kavramlar ve koruma politikaları geliştirebilirsek, yani ithal olmaktan çıkarıp onları da içimizden doğurabilirsek, o zaman gerçekten bizim ülkemizde kültür politika yapıcılığı diye bir şeyin İçi dolmuş olacak diye düşünüyorum ben. Yani biz sadece UNESCO'nun, İKOM'un çizdiği program çerçevesinde hareket edelim. İşte miras listelerine unsurları sokmaya çalışalım. Efendime söyleyeyim ve bunların dışına çıkmayalım. O zaman hiçbir şey elde etmiyoruz. Kaldı ki UNESCO'nun programını da çok iyi anlayamıyoruz. Çünkü UNESCO'da da farklı programlar var. Sadece amaç unsurları listelere, ulusal ya da evrensel listelere sokmak değil ki. Onun dışında iyi örnekler listesi var mesela. Bu örnekler listesi programına soktuğumuz tek bir unsur yok. Ya da Japonya hiçbir uluslararası programa bağlı kalmadan kendi koruma politikalarını, yöntemlerini geliştiriyor. Mesela Sengu diye bir uygulaması var. Bu ritüel olarak yaptığı bir şey. Her 20 yılda kutsal bir mekanı yeniden inşa ediyor. Ve o geleneksel mimariyi yeni kuşağa aktarmayı hedefliyor. Bu uygulayarak toplumun çoğunluğunun katılımıyla mümkün olan bir süreç oluyor. Ve içindeki bütün o eşyalarla, değerlerle tekrar her 20 yılda yani her kuşakta bir yenilenen bir şeyden bahsediyoruz. Yine Afrika'da bu tür uygulamalar var. Yani bizim kendi içimizden doğan koruma politikalarını gelişimine katkı verebilecek, politika üretebilecek müzelere ihtiyacımız var. Bu müzeler iyi müzelerdir diyorum. Sema Hanım teşekkür ederiz. Evet. Sema Hanım kusura bakmayın. Evet Bahar ben senden almak istiyorum. Kısa olursa çok sevinirim Bahar. Benim cevabım gerçekten kısa. Değişen, gelişen ve tabii ki gençleşen müze iyi müzedir bence. Peki. Evet Sema Hanım. Pardon. Bu arada PEDDET'e kaydedebilir miyim diye daldım. Gayet. Kültür ve sanatı toplumla bütünleştiren müze iyi müzedir bence. Peki. Evet, ben de Eda'ya sormak istiyorum. İyi müze nedir? Ben de birçoğuna katılıyorum aslında. Tabii ki her müzenin misyonu ve vizyonu farklı. Ancak kapsayıcı olması, erişilebilir olması, tabii ki yenilikçi olması, şu anda COVID-19 döneminde de gördüğümüz gibi toplumu dahil etmek ve farklı herkese, aslında farklı demek istemiyorum ama herkese ulaşabilen,
bir müze olmak. Sonuçta biz de Taksim'deki bir yerde aslında hem çok erişilebilir bir yer, çok rahat ulaşılabilir bir yer ve orada her sergiye uygun inanılmaz dinamikte etkinlik programları yapıyoruz. Dolayısıyla bu hıza da ayak uydurup aslında nitelik nicelik tabii ki yani orada çok nicelik de olsun tabii ama nitelik daha da öncelikli geliyor. Dolayısıyla her zaman zaten bu bilgiyi aktarmak, paylaşan bir müze olmak, gelecek nesillere taşıyıcı olmak. Bütün bunların hepsine zaten katılıyorum. Sizler de söylediniz. Teşekkür ederiz. Tuğba sen ne düşünüyorsun? Bence iyi müze. Sadece kendi profilin, kendi ziyaretçi profilinin dışındaki insanlar için de etkinlikler üreten ve onları da çekecek aktivitelerle daha kapsayıcı olabilen ve sürekli kendini yenileyen müzedir. Ceren? Bugün burada çok farklı kavramlardan konuştuk ama gözlerimi kapattığımda müze benimle eve geliyorsa o iyi müzedir. Teşekkürler. Peki, Yeşim Hanım. Sesiniz kapalı Yeşim Hanım. Sesiniz çok affedersiniz. Çok fazla katıldığım şekilde ele alındı iyi müze meselesi. Çok o zaman müzecilik açısından müze bilimci olarak bunların müzedeki iz düşümüne ben hangi açılardan bakabilirim? Koleksiyon, sergileme, hatta müze çalışanları açısından bunlar nasıl oluyor? İşte bir koleksiyon toplarken gerçekten kapsayıcı, çok sesli, toplumdaki bütün kültürleri yansıtacak şekilde temsil edilebiliyor mu? Sergilemede, yorumlamada, işte eğitim etkinliklerinde bütün bunları yapabiliyor mu? Müze çalışanlarını bile seçerken, benimserken gerçekten işte bizim bu 19. yüzyılda eleştirdiğimiz işte beyaz, burjuva, Avrupa merkezli, hetero ve ataerkil yapının tamamen dışına çıkabilmiş mi? Yani benim için iyi müze bütün bu söylenilen kavramları bünyesinde gerçekten alabilmiş mi? Mesela Sema Hanım'ın çok söylediği şey işte bir kültür politikası üretebiliyor mu? Nasıl üretecek? Üretebiliyorsa iyi müze. Hayal kurmaktan ya da bunların tamamen kavramsal olgular olarak söylemenin dışında insana temas edebiliyorsa bunlarla, o zaman iyi müzedir benim için. Bu kadar. İrem, teşekkürler Yaşım Hanım. İrem? Ben de kısa tek bir cümle söyleyeceğim. Benim için iyi müze hikayeyi deneyimleyebildiğim ve hikayenin bir parçası olabildiğim yerdir. Teşekkürler. Mübeccel. Benim için iyi müze ulaşılabilir olan ve hayal edebilen bir müze. Peki Nefise? Benim kendi meslek alanımda bakacağım yine. Nefise'cim biraz mikrofonda sorun var sanırım. Şöyle ama şu anda yapsam, iyi. Şu anda iyi, evet. Bence iyi bir müze hem erişilebilirlik, yani tüm herkesin söylediklerinin artı olarak şöyle bir şey ekleyebilirim. 7'den 70'e herkese hitap eden, sadece ne çocuklara ne gence, 7'den 70'e herkese hitap eden ve gelişmeye açık, yani depoda eserler yerine o depodaki eserleri biz konservatörler iyileştire sergiye yeniden hazır hale getirebiliriz. Nefise'nin derdi var. Nefise bizim konservatörlerin problemlerini bağıra bağıra söylediği temsilcimiz. Teşekkürler Nefise. Sınar. İyi müze benim için böyle bir bende kıvılcım çaktıran müzedir. Üzerine bir şeyler düşünmeyi teşvik eden müzedir diyebilirim. Peki Zafer Bey? Sesiniz kapalı Zafer Bey. Evet, buyurun. Şimdi açıldı. Benim şimdi iyi müze bir kere tabii ki toplum müze bağlamını özellikle de iyi kurgulanmış mekanlar olarak da görüyorum. Ama onun ötesinde eğitim, kültür ve sosyal bir alan olarak da iyi hizmet verebilen
yerel yönetimlerin ciddi oranda desteğini almış müzeleri özellikle ön plana çıkartmak istiyorum. Çünkü müzecilik anlayışına tabii bakanlık müzeleri, bakanlığın desteğiyle olan müzeler ya da özel müzeler var ama yerel yönetimler bu anlamda çok daha farklı şeyler ortaya koyabiliyorlar ve daha rahat çalışma imkanı sağlayabiliyorlar. Bu anlamda toplumun da arkeolojik miras konusunda bunların katkısının da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yerel yönetimlerle bağlantılı müzelerin bu anlamda önemli olabileceğini düşünüyorum. Söz almayan kaldı mı? Şebnem var. Şebnem var. Ben herkesin söylediğine katılıyorum. Şunu eklemek istiyorum sadece. Benim için iyi bir müze bana tarihimi sunmasıyla birlikte bende bunu nasıl koruyabileceğim sorusunu uyandıran müzedir. Ve benim buna saygı duyup bunu ilerletebilmemi sağlayacak olan müzedir. Bu yüzden erişilebilirlik, devamlılık hepsi buna dahil benim için. Peki. Ceren Hanım. Evet, buyurun Ceren Hanım. Orada geldiğinizden beri orada oturuyorsunuz lütfen. Artık size bana geldi. Evet. ya benim aslında yani bu konuda kafam çok net. Evet, söylenen her şeye katılıyorum elbette. Belki şöyle söyleyebilirim. Kültüre erişimi ve kültürel çeşitliliği toplumsal bir hak olarak kabul eden ve sahip olduğu kültür varlıklarının korunması ve sergilenmesiyle birlikte demokratik mekanizmalarla yorumlanmasını da hedefleyen, yani sosyal etkisi olan ve toplumsal düzende iletişimi olan, kendi kent sakiniyle sonra bir çerçevesini geliştirerek uluslararası arenada sosyal ilişkileri kuvvetli. Bu yani kültür politikası bağlamında bunları bir hak olarak, toplumsal bir hak olarak kabul eden bir müze iyi bir müzedir. Onun dışında elbette ki yenilikçi olabilir, yaratıcı olabilir, zaman zaman olmayabilir, zaman zaman bütçeleri düşebilir, ilhamları az olabilir. Ama Sema Hanım'ın da dediği gibi kültür politikası üretebilen ve kültür varlıklarının erişimini, insanların bunlara erişimini sosyal bir hak olarak, toplumsal bir hak olarak tanımlayabilen müze iyi müzedir. Ve mutlaka eninde sonunda o gerekli olanakları yaratıp hayal ettiği müzeciliği her geçen gün değişerek hayata geçirecektir diye düşünüyorum. Evet. Nevin Hanım kaldı. Buyurun Nevin Hanım. Tabii sona kalınca bana diyecek laf kalmadı. Neredeyse her şey söylendi. Müze ziyaretçisi olarak iyi müze aslında bende duygular uyandıran ve bir şeyleri orayı terk ettikten sonra da hatırladığım müzedir. Müze kurucusu, müze yöneticisi olarak baktığımda da aslında iyi müze sadece çevresine değil ama diğer müzelerle, diğer disiplinlerle iletişime geçen ve birlikte çalışılabilen müzeler iyi müzedir. Yoksa bir müze istediği kadar tek başına bir şeyler yapsın, o sadece kendisine yapıyor demektir. Ama bizim bu müze buluşmalarında 5 yıldır yapmaya çalıştığımız müzeler arasındaki ilişkiyi, proje birlikteliğini daha yeni yeni ortaya koymaya başladık. En iyi müze Koç Müzesi şu anda benim için. Çünkü onda çalışabiliyoruz ve bir şeyler üretebiliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben bugün kendimi kötü hissediyordum ama harika hissediyorum şu anda. Moderatör olarak sürekli ses kestiğim için. Nevin Hanım çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ettiniz bizi. Evet Selma Hanım. Şimdi biz tabii 9.30'da kapatalım dedik ama sanıyorum ilk el acemiliğimize geldi ve süreyi biraz bol bol kullandık galiba. Fakat bir 20 dakika değerlendirme, 15-20 dakika değerlendirme yapalım demiştik ama buna imkanımız olmayacak. Yine de biz çok mutluyuz. Heyecanımız hala devam ediyor. Konuklarımızdan da bir cümleyle belki hislerini, bugünün katkısını,
çalışmanın sizler için ifade ettiği anlamı kısaca grubu motive edecek bir geri dönüş olacaktır bu lütfen. Evet, rica etsek mümkün müdür? Mesela Rıdvan Bey, ilk katkıyı sunmak ister misiniz? Tabii ki zevkle. Burada olmaktan çok mutluyum. Sizlerle beraber vakit geçirmekten çok mutlu oldum. Soruları gördüğümde vay be dedim. Yani bir iyi hazırlanmış, sıkı çalışılmış sorulardı. Bu şunu gösteriyor. Bunun üzerine düşünülüyor. Ve çeşitlilik harika. Yani işte bir yerden mimari, müze mimarisi düşünülerek bir soru geliyor. Öteki taraftan işte restorasyon konusunda, öteki taraftan eğitim konusunda, hani aslında bakılsa şu topluluk bir müzede çalışıyor olsa sanki o müzenin her birimi var gibi. Dolayısıyla da şey de bu çeşitlilik, çok seslilik de çok iyi. İyi müze nedir sorusunun bana gelmemesini umut ederek ikinci turda dönünce dedim ki üçüncü tur bana dönmeyecek ve bu soruya yanıt vermeyeceğim diye çok çok sevinmiştim. Harika bir düşünce olmuş. Önden soruları göndermek ve onun o sorulara kim yanıt verecek onun bilinmemesi güzel olmuş. Bazen Zafer Hocam'ın da dediği gibi ya bu soru bana gelseydi keşke. durumu, hissiyatı oluşabiliyor. Harika bir fikir. Çok iyi proje çıkmış. İşte Kıpır Kıpır Müze etkinliklerinden de biliyorum ki Ankara'da muhteşem işleyen bir grup var. O çok belli. Sanırım müzeciliğimize de bu grup yön verecek, istikamet verecek. Çünkü bu birliktelikler insanı daha çok üretmeye, daha hazır olmaya ve her zaman itiyor. O soruları gördüğünüz zaman Yeşim açık yüreklilikle söyledi. Ya neydi bu ya, bir bakalım dedirtmesi harika bir şey. Ben her birinize çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Müzecilik sadece müzecilerin yaptığı bir şey değil. Bir meslek değil. İleride inşallah hepinizle beraber de çalışacağız. Küçük bir toplantı gibi gözüküyor ama bu toplantılar çoğaldığında müzeciliğimizi bir adım daha ileri götürecek eminim. O yüzden her birinize çok teşekkür ediyorum. Benim için çok öğretici bir toplantı oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet Rıdvan Bey, teşekkür ederiz. Biz içeriden öyle göstermek için çaba harcadık. Öyle bir amaçla çıktık. Yani sizin değerlendirmeniz doğrultusunda böyle göründüyse size çok güzel. Kesinlikle öyle oldu. Çok teşekkür ederiz. Mutluyuz. Eminim genç arkadaşlarımız da mutludur. Yeşim Hanım'a o zaman bu akşam size ne hissettirdi diye sorarak devam edelim. Sesiniz kapalı. Ya çok affedersiniz, her seferinde uyarıyorsunuz. Şimdi bir müzeyi her açıdan ele almış arkadaşlar. Öncelikle onun için çok teşekkür ederim. Hatta bazılarını hani benim hiç kafa yormadığım ve tam ters köşe diyebileceğim sorular da geldi açıkçası. Mesela bazılarına çok çok kolay yanıt verebilecekken işte ya bu neydi acaba diye baktığım bir soruların geliyor olması da tabii hoş. Bir kere böyle genç arkadaşlara çok ihtiyacımız var. Onu söylemek isterim. Biz müze projeleri üretiyoruz. İşin mutfağındayız. Ve o kadar emek yoğun ve entelektüel çıktısı o kadar yüksek bir iş ki. Yani ben genç arkadaşlara hep söylüyorum. Kendinizi çok yönlü geliştirmek zorundasınız. Spesifik tek bir alanda olmaz. Yani bu işin en teknik tarafı olan konservasyonla ilgilenen arkadaştan tutun da küratör olmak isteyen arkadaş, bunların hepsi gerçekten çok yönlü geliştirmeli ve bütün bu değişim sürecinde de takip etmeleri gereken işte konuşmalar, işte uluslararası kuruluşlar, mutlaka yurt dışındaki müzeleri de takip etmelerini öneririm. Çok güzel bir başlangıç. Umarım başka projeler yaparız. Sadece konuşmayız, üretiriz birlikte inşallah. Bir sonraki aşamada o olsun. Çok teşekkürler herkese. Biz çok teşekkür şey öğrendim ederiz sizlerden.
Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Amacımızın çok önemli bir kısmını da altını çizmiş olduk. Teşekkürler. Evet. Zafer Hocam. Evet, ben de öncelikle tabii böyle bir toplantı için Selma Hanım size ve aynı zamanda Ayşe Hanım'a çok teşekkürler. Ve diğer arkadaşlara da, soru soran arkadaşlara. Şu anda 16 tane soruyu ayrı olarak basıp, onu baş duvara asıp, bunların üzerinde tek tek üzerinde çalışacağımız birer maddeler halinde bunu görüyorum. Ve gerçekten... Örneğin biz bölümde, arkeoloji bölümünde bir müzecilik yüksek lisansı açmak için yıllardır çalışıyoruz. Ama bir türlü açamadık. Nedeni, çünkü çok farklı bilim dallarını oluşturduğu bir birliktelik olmasını istiyorduk. Bunu burada daha iyi gördüm. Yani bir şeyi yaparken de gelişi güzel yapmayıp aslında üzerinde çok daha detaylı konuşup çok farklı normları dikkate alarak bunu hazırlamak gerektiğini daha iyi görüyorum. Bu anlamda bu bize de büyük bir pencere, güzel bir pencere açtı. Tekrar bütün katılımcılara ve sizlere içtenlikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Güzel. Evet, Eda Hanım'la devam edelim. Bu akşam neler hissettiniz? Nasıldı program sizin için? Yani öncelikle tüm sorular gerçekten herkesin de söylediği gibi hem düşündürücü de hem verimli sorulardı. Bizlerin de bazı konular üzerinde düşünmesine olanak sağladı. Dolayısıyla bir de herkesin kendi alanı var. Dolayısıyla onlar üzerinde düşünüp merak ettiklerini sormaları verimli oldu. Yani gençlerle çalışıyoruz, gönüllü ekiplerimiz var müzede örneğin, öğrenme programlarına katkıda bulunan. Ancak hani böyle bir aslında sohbette, bir oluşumda ben de bulunmamıştım. Dolayısıyla çok keyifli oldu. Ve bizim için de ilham verici olduğunu düşünüyorum bu alanda çalışan kişiler olarak. Karşılıklı öğrendik ve ilk projede de yer aldığımız için sevinçliyim. Devamını diliyorum. Bizleri de bir araya getirdiğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ve Sema Hanım, sizin de düşüncelerinizi duymak isteriz. Ben öncelikle beni akıl ettiğiniz için, böyle bir organizasyona dahil ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz Beypazarı'ndayız, Ankara merkeze uzağız ve biraz kendi kabuğumuzda işler yapmak zorunda kalıyoruz. Bu bizim içinde bulunduğumuz hem ekonomik hem kurum kimliği anlamında pozisyonumuzdan kaynaklanıyor. Biraz önce Nevin söyledi, Rahmi Koç en iyi müze diye. Ben de katılıyorum ama... Herkesin şartları o kadar farklı ki ben de kesinlikle bu tür organizasyonlarda çok fazla yer almak istiyorum. Bütün ekip olarak böyle organizasyonlarda içimizi dökelim, yeni şeyler öğrenelim, farklı pencereler edinelim. Çok istiyoruz. Ama herkesin dediğim gibi farklı bir dünyası var ve biz o kadar mücadele ediyoruz ki böyle bu tür organizasyonlar bile bizim için lüks haline geliyor. O anlamda sizden özür diliyoruz. Ama bizim de bir refaha ereceğimiz günler gelecektir diyelim. Bizim de entelektüel birikimlerimizi sizinle paylaşabileceğimiz, daha güzel günlerde birlikte olabileceğimiz zamanlar olur diye umut ediyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Gerçekten genç arkadaşları çok çok sevdim, uzaktan da olsa. Çok akıllılar. Ve onlarla hem üniversitede hem müzede beraber çalışmak isterim. Ayrıca Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden öğrenci arkadaşlarımız var. Sizlerle beraber olmak istiyorlar. Onlara da aranızda yer açarsanız çok çok sevinirim. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Sorular olağanüstüydü. Gördüğümde şoka uğradım. Dedim ki kapat. Çünkü dersten çıktım, sonra başka bir toplantıya katılmam gerekiyordu. Hiç ilgilenemedim ama çok zekice hazırlanmış. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cinali'ye teşekkür ediyorum. Selma'ya, Nevin'e ve Pınar'a.
Doğru söyledim değil mi? Tabii ki Rahmi Koç'a teşekkür ediyorum. Benim çok sevdiğim arkadaşım Mine, şimdi Ceren ve Ayşe. Çok çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Selma Hanım, o zaman bizim bu süreç boyunca böyle hiç, yani ben Ceren Hanım için kesinlikle bunu söyleyebilirim. Sürecin uzaktan takipçisi oldu ve her zaman beni destekledi. Gençlerle bir arada olmamı hep arkamdan ittirdi beni. Yapabilirsin, edebilirsin diye. Kapanışı bence Nevin Hanım'la Ceren Hanım'a verelim. Biz çok doğru. Tüm gece boyunca konuştuk. Ceren Hanım'a vereyim o zaman. Buyurun lütfen. Ceren Hanım. Ya gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben hem yani gençlerin enerjisinin çok katkıda bulunacağını düşünüyorum. Yani zaten hani bu alana çok ilgi duymayan herhangi bir genç arkadaşımız için bile bu böyle. Ama özellikle müzeler hakkında düşünen, bunu dert eden, müze ziyaret deneyimiyle ilgili çok derin bilgileri bizimle paylaşan genç arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Elbette müze uzmanlarımıza ve hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok özenli cevaplar duyduk her birinden. Yani gerçekten tekrar bu yayın kaydediliyor. Tekrar izlemek için sabırsızlanıyorum. O soruya ne demişti, bu soruya ne demişti diye. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Bence çok güzel oldu. Tekrar yapmalıyız diye düşünüyorum bunu. Kesinlikle. Ayşe müsaade edersen. Tabii ki. Ben de bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten biz şanslı çalışanlarız. Çünkü açık vizyonlu yöneticilerimiz var. Biz çalışmalarımızın hiçbiri için ne Ceren Hanım'ı ne Nevin Hanım'ı ikna etmek durumunda kalmadık. Onlar zaten çok hazırdı. Ben de Nevin Hanım'a teşekkür edip kapanış konuşmasını ona bırakmak istiyorum. Herkese çok teşekkürler. Evet, heyecanlı bir gecenin sonuna geldik. Son konuşmayı yapmak da çok güzel oldu benim için. Şimdi bu süreçte biz aslında değişik şeyleri konuşalım diye yola çıkmıştık. Konuşulanlar son bir yılda bu pandemi süresinde hep aynı konular etrafında dönüyordu ve gençler şöyle ister, gençler böyle ister, gençler bunu böyle yaparlar diye onlar adına kararlar veriyorduk. Ama Pınar çıktı, ben de gencim ama ben bunları istemiyorum dedi. O zaman ne istiyorsunuz diye soralım dedik. Sağ olsun Ayşe Hanım hemen... Genç grupları ben bulurum dedi. Biz nasıl bir program yaparız diye konuşurken ben başta vardım. Sonra ben kenara çekildim. Bütün işi gençlerimiz yaptı. Ve olay çok hızlı gelişti. Aslında bu kadar çabuk hızlı gelişeceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Ve biz ilk toplantıya katıldığımda nasıl bir genç grupla karşılaşacağımızı da çok bilmiyorduk. Ama o kadar durmuş, oturmuş ve zehir gibi gençler çıktı ki karşımıza tamam dedik. Yani bu iş çok güzel gidecek. Sorular çok hızlı çıktı. Sonra müzecilerle konuştu arkadaşlar ve teşekkür ederim hepinize. Hepiniz anında geri döndünüz ve kabul ettiniz. Hepinizin mutlaka çok işi var. Şu dönemde herkes bir takım toplantılara katılıyor uzaktan. Ama olay 2 hafta bile sürmedi herhalde ve bugüne geldik. Bugün birbirinden güzel sorular ve birbirinden güzel cevaplar vardı. Bu arada YouTube'da arada sırada bakıyorum, arkadaşlar bana gönderiyor. Çok güzel yorumlar var ve bu oluşuma katılmak isteyen pek çok grup var. Dileğimiz tabii bunun uzun soluklu olması ve değişik konuların, değişik bakış açılarının ortaya konup Türk müzeciliğinin aslında daha iyi bir yola doğru gitmesi. Evet, kültür politikası oluşturacaksak aslında biraz buralardan geçerek oluşturacağız. Biz sesimizi duyuracaksak bütün müzeler el ele verdiğimizde sesimizi duyuracağız. Ben bu açıdan bu toplantıyı çok önemsedim ve çok beğendim. Şu anda benim kanatlarım çıktı. Birazdan yavaş yavaş gökyüzüne doğru uçacağım. Herkese çok teşekkürler. Çok
Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben bir son hatırlatma yapacağım. Rıdvan Bey'in o sözü beni çok etkiledi. Keşke bu soru bana sorulsaydı sözü. O yüzden şöyle sayfamızı göstermek istiyorum. Sizlerden tüm sorularımız burada. Oldukça basit bir sayfa. Böyle kaydırarak tüm sorulara ulaşabiliyorsunuz. Artıya tıklayıp burada cevabınızı yazabiliyorsunuz. Mail olarak iletebiliriz arzu ederseniz. Ben hemen toplantı akabinde mail olarak bu linki size atacağım. Cevaplamak istediğiniz soruları lütfen yazılı bir şekilde buraya cevaplarsanız çok seviniriz. Daha sonra bunları genç arkadaşlarımız zaten okuyacaklar. Bir de kamuyla da yani bu toplantıyı yakından izlemiş kişilerle de paylaşmayı planlıyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Süremizi çok aştık. Sabır gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. YouTube'da bizi izleyen izleyicilerimizin sabrı için de çok teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlarınız, güzel katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Gençler durmak yok, yola devam. Konuklarımız sizi destekleyeceklerdir, çok inanıyorum. Mail adresinizi paylaştık kendileriyle. Sizlere onlar da ulaşabilirler, siz de onlara ulaşabilirsiniz. Bu güzel köprünün uzun soluklu olmasını, yolculuğunuzun uzun soluklu olmasını hep beraber diliyoruz. Benim söyleyeceklerim bunlar Ayşe. Son bir söz söyleyip istersen veda edelim. Çok teşekkür ederim. Yeterince konuştuğumu düşünüyorum bu akşam. İyi akşamlar diliyorum herkese. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.